Evet, geldim sevgili canlar. Tekrar hoş geldiniz. Evet, turuncu mumu yakmak istedim arkadaşlar. Çok güzeldir, çok severim bu mumu. Ve turuncu mumun, turuncu rengin anlamı da şu sevgili canlar. Hoş geldiniz. Tekrar söyleyeceğim. Şimdi bir de sıfırdan bir siyah mum yakmak istiyorum. Hani genelde özellikle eril enerjiler ve eril enerji çalıştıran dişiler giymeyi çok severler siyah. Çünkü siyah gücü temsil eder. Kendini siyahla kamufle ederler ya. Hani güçlü gözükmek için. Onun için iş dünyasında da çoğunlukla siyah giyilir zaten. Gücün temsili diye. Halbuki bakın görüyor musunuz? Mum yanmıyor. Tutuşsun bir. Acaba çocuk kilidi mi vardı bunda? Ben şey yapmadım, yakmadım. Heh, şimdi oldu. Çocuklara değin diyor demek ki. Burada bir konu var. Çocuklar dediğim anda yandı. Demek ki çocuklar velayeti mi var? Eğitim durumu mu var? Parasal bir durum mu var? Okul harçları mı var? Nedir canlar? Çocuklarla ilgili de bir tane çekeceğim demek ki. Çocuklar ve mahkeme vesaire. Onu da çekeceğim. Şimdi siyah mum gücü temsil ediyor. Eril ve dişiller için eril enerji olup eril enerji çalıştıran erilleriniz için bir dilek tutabilirsiniz. 30 saniye. Tuttunuz herhalde, değil mi? Peki kabul olsun inşallah. Şimdi eril ve dişilleriniz olsun. Evet, daha yeni yıla az kaldı ama inşallah dilerim ki beraber girersiniz ve beraber kutlarsınız. Şu kar küredeki gibi birbirinizle sarılıp el ele, dudak dudağa, kol kola, kalp kalbe her şeyden önce. Bu da sizin eviniz, yuvanız olsun. Tavşancık kısmetiniz de burada. Yanında ne varmış? Şeyleri, çimenleri sulayacakmış tavşan. Öyle gözüküyor çamaşırları. Bu kulübecik de eviniz olsun inşallah. Değil mi? Siz zaten kulübede olsa ne olsa mutlu olurdunuz, değil mi? Sadece bir lokma sevgiyi de istediğiniz, sevdiklerinizle inşallah bu şekilde kavuşursunuz. Sevgili canlar ve bu dileğiniz, dileklerimiz kabul olsun inşallah. Şimdi bunu da nereye koyalım? Bir sevgili can dostumun güzel eşsiz bir evladı. Cennet hocama söyle demiş, masanın üstüne fazla bir şey koymasın. Ben kartları görmek istiyorum demiş. Sevgiyle onunla güzel yüreğinden öpüyorum ve onun dediklerini yapacağım. Sadece kartları görmek istemiş. Peki öyle yapacağız. O ne derse onun dediğini yapacağım bu sefer. Ve tütsümüzü de yakalım. Aşk tütsüsü seçtim size. Çünkü kupa kralı geliyor sevgili canlar. Yakıyorum. Kupa kralı. Kupa ne diyelim? Kraliçesi. Siz. Kupa aşk sizdedir. Her ne kadar öbür tarafa kullanılsa da kupanın asıl kupa kraliçesi sizsinizdir arkadaşlar. O yüzden kabul olsun inşallah diyorum. Şimdi bunları böyle kenarda bize eşlik ederken ben bu sevgili can dostumun, bu sevgili güzel evladının söylediği bu masayı biraz boşaltayım. Evet tabii şimdi ruh eşi ikiz ruhları yapacağız. Dolayısıyla sevgili canlar, onların güce gelmelerine niyet ediyorum. Bunun için siyah renk giymelerine ihtiyaç yok. Renkli giyinsinler, tam tersi o özgüvenini daha çok arttırır. Siyahın arkasına saklanmasınlar. Filmler var değil mi bununla ilgili? Siyah giyen adamlar vesaire vesaire. Siyah takım giyince öyle kendini güçlü hissetmiyorlar. Şimdi gelelim kavun içi rengine. Niye buna değindim? Biliyorsunuz bu böyle sevmek, kucaklamak, sahip olmak, işte sevildiğini hissetmek,
dokunulma hissi, kavuşma, sarıp sarmalama hissi, efendime söyleyeyim başka nasıl bir his olur? Yani bu biraz böyle hani ben işte seviyorum, seviliyorum, sevilmek istiyorum, sarılmak istiyorum, bana sarılsın, ben sarılayım, işte beni kucaklasın, ben kucaklayayım gibi gibi. Çünkü turuncu renk, dolayısıyla ben çok kıymetli buluyorum, çok eşsiz bir renk, çok seviyorum gerçekten de. Dolayısıyla hani siz de hayatınızda bu aralar buna yer verebilirsiniz diye düşünüyorum sevgili canlar. Şimdi ve neyin rengidir? İkinci çakranın rengi. İkinci çakranın özelliği nedir? Sakral çakra dediğimiz. Hani içim yaşama sevinciyle dolmasını istiyorsunuz, sevgiyle neşeli olayım, yaratıcılık, üretkenliğin artması, işte hani erilişil enerji dengesi ve yaşama tutku ile kucaklıyorum, sarıp sarmalayacağım. Yani bu şu an işte kupa kralına evrildiler, tutkuları çok arttı. Aşk, sevgi durumları arttı. Çünkü artık gerçek bir ruh eşi olduğu bilincini artık biliyorlar arkadaşlar. Yani hani bilmeyen öyle o noktaya hiç yatmasınlar, biliyorlar yani şu an. Onun için lütfen biliyorlar, bilsinler. Bildiler. Değil mi? Ve dolayısıyla hiç hani ben bilmiyorum da bileceğim diye bir şey yok yani. Biliyorsunuz, bildiniz. Biliyorsunuz sevgili canlar. O yüzden evet. Şimdi biz açılımımıza başlayacağız. Ben bir ayrıntıya daha değinmem gerektiği aklıma geldi. Güleceksiniz şimdi biliyorum. Kızmak yok. Özellikle sadece erilden haber almak isteyen arkadaş canlar var. Canlar bir bakın bakalım acaba neden sadece erilden haber almak istiyorsun? Bu bilgiler erilden şu an için haber almandan çok daha kıymetli olduğunu unutmamalısın. Acaba neden? Ben neden bunu dedim? Bir düşünün bakalım üzerinde. Neden? Çünkü zaten nedir? Eril zaten size verilmiş zaten. Hani erili beklemene gerek yok yani. Değil mi? Eril zaten sizin. Eril'den an be an haberini takip etmenin, Mida ne yapıyor öğrenmene gerek yok. Kendine bakıp kendi merkezine gelmelisin. Ve bu bilgiler seni kendi merkezine daha çok getirecek. Sürekli bazı canlar var. Sadece Eril'den haber için pür dikkat, tetikteler. Evet, hepiniz merak ediyorsunuz. Biliyorum. En doğal da hakkınız. Fakat şunu bilin ki eğer hala o tarafı merak ediyor iseniz daha kendinize tam %100 güvenmiyorsunuz ve tam %100 koşulsuz sevgiye gelmemişsiniz demektir arkadaşlar. Bu unutacağız mı demek oluyor? Hayır. İşte zaten bir şeyi hep bir şekilde eriller gibi anladığınız için bu süreçler yaşanıyor veya karşı taraf anladığı için. Hayır. Ama ve lakin şunu da unutmayayım. Ben kendi merkezime gelip kendi bireysel, kişisel, ruhsal tamamlanmamı yaşayacağım. Ve erilim de dişilim de öyle evrilip nasılsa bana gelecek emniyetinde, güveninde, inancında, sadakatinde olmak demektir. O yüzden o eril ve dişi, o hani gidenleriniz 21 numaraya ulaşana kadar zaten görmeyeceksiniz. Ancak haberleri bir tek biz ve benim gibi arkadaşlar aracılığıyla alabildiğiniz kadarıyla alacaksınız. O yüzden orayı merak etmek yerine kendi merkezinize gelmenizi size davet ediyorum. Çünkü doğru olan bu. Olması gereken bu. Senin burada çalıştırdığın o bekleme enerjisi, o merak enerjisi, o ne yapıyor Mida? Mida yok zaten. Mida devreden çoktan çıkarıldı zaten. Onun için o merakını gidermene gerek yok. Gereksiz bir merak o artık. Koşulsuz sevgiye gel. İşte bunu merak etmemeyi öğrenmelisin. İşte o zaman o sevdiğine güveneceksin. Koşulla bağlı kalmayacaksın. Sen eğer hala o eril ve dişili bekliyorsan, hayatındakinin var olup olmadığını, ne yaptığını, ne ettiğini, bilmem neyi, aynı evin içinde mi, değil mi, aynı odada mı, ne yapıyor, ediyorum merak etmek yerine o güzel zekanı, ben neden bunları merak ediyorum? Hala kendime özgüvenim yetersiz. Kendi öz değer, öz sevgi, öz güvenimde değilim. Ben kendi merkezime gelmeliyim demelisiniz.
İşte o zaman siz de kendi 21 numaranızı 20 numaradan geçiş yapıp 21'e atlayabilirsiniz. Daha hiçbiriniz 21 numarada değilsiniz. İki taraf ne zaman 21 numarayı tamamlandı, ondan sonra birlikte olan 21 numara yaşanacak diyerek burada noktalıyorum. Evet. Sakral çakra rengidir. Yaşam sevinciyle dolun yani diyorum kısaca. Yaratıcılığınızı kullanın. Hepiniz sanatkarsınız. İşinize dönün. O belki kapattığınız işlerinizi açın. Üretkenliğe, kendinize, ailenize, sevdiklerinize, bütününüz, her şeyden önce kendiniz için, Yaradan yolunda, hayır yolunda ne yapıyorsunuz? O üretkenliklerinize dönün. Onları yapın. Ve dolayısıyla mumları da özellikle böyle çok yaktım ki hiçbir enerjinin ağıma müdahale etmesine Rabbimin izniyle, Rabbim izin vermeyecektir zaten. Sonsuz güvenle buradayım. O yüzden of, şöyle bir nefeslenerek, evet, sizi de şöyle bir köşeye alayım. O sevgili can çok doldurma dedi ama bu şu an kalplerle birlikte sizi temsil ettiği için sizleri buraya yerleştireceğim. Daha sonrakinde boşaltırım sevgili cancan. Bak bu kadar boşalttım. Senin dediğini yapıyorum kuzum. Senin dediğini yapıyorum. Haklısın. Kartları sadece görmeniz yeterli. Ama bazen aksesuar, objeler, melekler, tütsüler, onlar da ortamı arındırıyor. Ortamın enerjisine pozitif, güzel, ilahi enerjiler kattığı için enerji ağımızı koruyoruz. Burada ilahi bir şey yapıyoruz. Ruhsal bir şey. Rahmani bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla biz de kuluz. Enerjilere maruz kalmamalıyız. İşte bazen o şeyler neden öyle kesik kesik oluyor, değil mi? Evet sevgili Arzu. Sevgili canlar, gönüller, emineler, gelin bakalım. Evet Arzu, bugün de bunu taktım. Nazar değdirmek maşallah deyin lütfen. Bakın bilek şişti. Evet ve sevgili Türkan'ım, sağ ol, var ol bir tanem. Sana dönüş yapacağım. Yeni ayağa kalktım. Ve sevgili diğer seramik ustaları, can dostlarım, onlar biliyor kendilerini. Ve atamla birlikte onun fotoğrafı 1881, 1900, 193 ve sonsuzluk işareti. Bir yudum alıyorum. Bu sevgili Türk Hanım'ın gönderdiği, geçen de bahsettim. Pardon, videonun daha başında söyleyecektim. Bunu çok soran arkadaşımız oldu, ne diye. Sadece bildiğiniz, özür dilerim yine unuttum ben masaya koymayı. Şimdi kalkmak istemiyorum, enerji dağılmasın diye. Ama söz, bir sonraki videoda masaya koyacağım onu inşallah. Ve dolayısıyla tabii İrem de eve gitti, gönderdim onu. Çünkü size video çekeceğim ben de. O yüzden başına bekletmeyeyim istedim onu da, bir gitsin çocuğun ailesine diye. O da evcağızına gitti. Şimdi bu zeytin yaprağı, bildiğiniz yeşil zeytin yaprağı, bir dal böyle 5-6 tane, belki 10 tane yaprağı var yok. Küçük biliyorsunuz zeytin dalı, zeytin ağacını bilirsiniz. İşte onu 3 litrelik bir suda kaynattık. Böyle soğuttuk. Ben şimdi içiyorum sevgili Türk Hanım. İnşallah devam edeceğim. 2-3 gün bir sapma oldu ama kızları çok güzel sıkı sıkı tembihlemişsin, bana baksınlar içirsinler diye. Çok teşekkür ederim. Sana dönüş yapacağım kuzum. Dönemediğim tüm canlarıma ufak ufak döneceğim ama sıkıştırmayın beni. Bismillah, daha yeni doğruldum. Dualarınıza ihtiyacımız var. Dergahımızın var. Sevdiklerimizin var, değil mi? Sizden giden eril dişillerinizin var. Evet, Rabbim refah versin diyorum sevgili canlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu rahmani bir iş, rahmani bir yol da hizmet ediyoruz ve dolayısıyla sonsuz yaratımlarından, sonsuz ve sınırsız yaratımın sahibi olan Yüce Allah'ımın izniyle, biznillah, bizim haddimize onun yaratımını sorgulamak düşmez. Onun hikmetini sorgulamak bize düşmez. Biz ancak kendi zafiyetlerimizi, izzet-i nefislerimizi sorgulamalıyız arkadaşlar. Aklınızdaki bu ikiz ruh, ruh eşi, yolculukları, tüm ikiz ruh, dual ruh ve ikiz alevler ve ruh eşleri için sevgili eril ve dişil arkadaşlarım,
Genç ve yeni katılan veya bu yolun çok başında ne olduğunu bilmeyen canlarım da dinleyebilirler. Ama bu tamamen bu videoyu bir sene ve üstü bu ruhsal yolculukta olan, evet, akşam ezanımız da okunuyor. Rabbim kabul etsin inşallah. Ve hayırlı bir açılım yapmaya niyet ediyorum. Ve tüm Rabbimin o sonsuz, o kutsal ilahi gücünün, onun tüm erdemlerinin, nurunun üzerimize yağmur taneleri gibi yağmasına niyet ederek bu açılımda ikiz ruh ve ruh eşi yolculuklarında olan tüm canlarımın, gerek gidenler ve gerekse geride kalanların akıllarındaki tüm sorularına cevap bulmalarına niyet ediyorum. Açılımın tamamına uyumlanabilirsiniz arkadaşlar. Uyumlanamayabilirsiniz de. Hiç uyumlanamayabilirsiniz de. Lütfen alıp kabul etmek zorunda hissetmeyin kendinizi. İlahi kaynaktan şu an itibarıyla buraya oturdum ve tüm sorularınızın cevabını alıp ve onu sadece sizle ilahi arasında bir kaynak olarak, bir kanal olarak bu bilginin tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz bilgi ve mesajların akmasına ben ve kanalımız dergah aracılığıyla sizlere tüm sorularınıza cevap bulmak niyetiyle herhangi bir cümle olabilir, bir aksesuar, bir renk, bir şey derim. O konuşma esnasında bir kartı tasvir edebilirim. Belki bir cümle, bir sayı, bir soru, bir isim bir anda belki bir ağza gelip söyleyebilirim sevgili canlar. Dolayısıyla Allah'ın izniyle inşallah bizdillah tüm sorularınıza cevap bulun diyerek başlıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum ve bakalım sistemimiz, ilahimiz, yaradanımız bize ne verecek, hep beraber bakalım. Şimdi öncelikle sevgili canlar, şunu da bir şey daha özellikle söyleyeceğim. Çünkü bu çok önemli. Birçok can arkadaşım bunu bana söylediğinde ben çok şaşırdım. Bir iki cümleyle söyleyeceğim. Şimdi bir yüzük var parmağımda. Normal bir yüzük değil mi? Mesela bu bir evlilik yüzüğü falan değil. Fakat canlar dediler ki, gelen WhatsApp yazışmalarında da var. Cennet Hanım benim Eril beni evli zannediyormuş dedi. Bana gelecekken gelmemesi, adım atmamasının sebebi buymuş dedi. Aa, nasıl yani dedi. Dedi ki ben dedi işte herhangi bir yüzük takıyorum parmağıma dedi. Şimdi benimle tanışmış olan arkadaşlarım bilir beni. Ben bekarım, hiç evlenmedim. Şimdi bu normal bir yüzük, bu bir alyans değil. Alyans da bellidir. Kaldı ki artık birçok kızlarımız evlenemedikleri için maalesef ne yapsınlar işte bu tip erillerden gidip kendilerine alyans alanlar da oluyor. Ama bu da onun evlendiğini göstermez. Fakat çok enteresan, çok acayip garibime gitti bu. Gerçekten değinmek istedim burada. Giden tüm bu yanlış anlamaları anlamış olan eril ve dişillere sesleniyorum. Eril ve dişinizin evli olup olmadığını ona adım atarak sorar mısınız? Çok komik bu, taktı herhangi bir yüzükle onu nasıl evli düşünüyorsun? Şimdi ben evli değilim, bu yüzüğü taktım diye ben evli mi oluyorum? Bu nasıl oluyor dedim. O dün Midan'ın söylediği yalandır Cennet Hanım diyor. Ama eriller hep onlara inanıyor, bize hiç inanmıyor ya da. Bunu bir videoda dile getirir misiniz dedi. Ben şok geçirerek tabii dedim. Neden? Hemen hay hay dedim. İlk videoda yapayım dedim. Şimdi aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Şimdi kanalı gerek beni dinleyen, gerek terk etmiş, haksızlık yapmış ama benim kanala gelmiş beni dinleyen eril ve dişiler için söylüyorum. Tabii her birinizi bilemem. Belki birileriniz de evlendi ama en azından. Ay çok komiğime gidiyor bu. Hani bir alyansın normal yüzüğü ayırt edemiyor mu erilleriniz? Şimdi çok enteresan bu gerçekten. Şimdi sağ parmağınıza takarsanız nişanlı oluyorsunuz. Sol parmağa takarsanız evli olunmuyor. Sevgili eril ve dişiller. Hani adım atın da sorun. Öğrenin yani evli mi değil mi? Ve bu arada bilmiyorum, ben açılım olan
Canlarımın çoğu %90'dı. Yani %99 demeyeyim de %90-95'leri. Arada çok nadir evli çocuklu olanlar var. Bir de evli olup ama çoktan boşananlar var. Yani hani yıllara dayalı boşanmıştı var. 3 yıl önce boşanmış, 5 yıl önce boşanmış. Yani zaten o da bekar. Dolayısıyla hani ben hiç evlenmemiş bir bekarım mesela. Şu an hani bu yüzüğü takmakla ben evli olmam ki yani. Hani değil mi? Mesela. Ha, siz nasıl evli zannetmişler? Hani alyansla normal yüzük de mi ayırt edemiyor sevdikleriniz? O yo diyor öyle değildir. O zaten diyor ayırt etmez ki erkekler diye. Doğru belki erkekler ayırt edemez ama hani yani giden dişliler de mi erillerini öyle zannediyor? Erillerini takar ki. Hani şimdi beni dinleyen erilleri ele alalım. Şimdi giden dişil, eril enerji çalıştıran dişildi. Haksızlık yaptı ve zaten gitti. Şimdi eril parmağında evlilik yüzüğü mü taşıyor? Onu öyle mi görüyor şimdi? Gerçekten merak ettim. Çok şaşırdım. Bununla ilgili yorumlarınızı paylaşın arkadaşlar. En azından oradan yorumları yazın. Ben evli değilim, bekarım. Seni bekliyorum. Gel diyeyim. Bari de gelsinler eğer bu sebepten gelmiyorlarsa. Çok komik bu. Neyse sevgili canlar. 21 dakika dolmuş gerçi biz başlayalım. Yetmezse ikinci videoda devam ederiz. Sorun değil. Rabbim refah versin diyeyim. Ne bileyim akıl versin diyeyim. Eğer burada diyor ki midan dediğine uyuyor diyor. Artık şey mid olarak konuşuyoruz açılımlarda. Ama iyi de yani midanı yalanına nasıl güvenir? Yani hani şimdi işte adalet işte adalet burada yaradan ne diyor? Hani sen kendi kendine hiçbir şeye karar veremezsin işte. Burada iki kefe var değil mi? Yani burada bile adalet terazisinde bile iki kefesi vardır değil mi? Hani yani ne kadar saçma bir şey bu arkadaşlar. Hakikaten aklım durdu bunda yani. Ne demek yani bir Allah'ın terazisinde bile iki kefe varken burada. Hani değil mi? Siz mesela şimdi boşanan arkadaşlar süreçlerini anlatıyor. Hani şimdi boşanmak istenen veya iki taraf istiyor veya bir taraf istiyor. Biri boşanma davasını açıyor. Fark etmez ki yani sonuç itibariyle bir mahkeme görülüyor değil mi? Hani nasıl şu an haksızlık yapanlarla ilahi arasında bir mahkeme var. O da bir mahkeme. Bir de muhakemesi var bunun. Yani akıllarıyla da mı bir muhakemeyi yapmıyorlar veya yapamama gibi bir durumları varsa size telefon açıp sorsa, mesaj sorsa evlendim evlenme ben o yüzden sana gelmiyorum diye bir sorsunlar. Hani burada diyor midanın yalanlarına demek ki şey yapıyor çok şaşırtıcı bir durum hakikaten yani. Hani bunda akıl nerede diye sorasım geldi. Ve Allah'ın adalet terazisi bile der ki birini dinle öbürünü de dinle. Sadece bir kişiyi dinleyerek karar verme. Değil mi? Hani size sormadan nasıl sizin yerinize böyle bir şey evli değilsiniz ama sizi evli zannediyor öyle karar vermiş size gelme ama sizin haberiniz yok. Hani daha küsmüş dağın haberi yok. Ne kadar saçma. Hakikaten. Neyse daha sonra bakacağız buna arkadaşlar. Gerekirse kimler evli kimler bekar videosu yaparız. Çok eğlenceli olur. Neyse. Bismillah başlayalım arkadaşlar. Öncelikle sevgili Yaradanımdan, ilahi sistemimizden bir an enerjisinde bir enerjisini bir alalım, değil mi? Sevgili canlarınız ne durumdalar? Bakalım. Evet. Şöyle sizi gözünüzün önünde yapayım. Evli değilsiniz, değil mi arkadaşlar? Bekar biliyorum benimle konuşan da evli canlarım var. O ayrı o zaten. Ona çok mutlu bir evlilikte bir midaya geliyor. Tabii eril de pek kafasız olunca kanıyor. Midaya gidiyor onu seçiyor. Çocuğuyla ortada kalıyor. Canlarım ayrı onlar. Adalet yerini bulacak merak etmeyin. Şimdi sevgili canlar şöyle yayayım size şöyle bir görün bakalım. Seçelim. Önce giden eril ve dişiler için seçiyorum. Oy oy oy. Üç tane atıyor. Üçünü atıyorum. Bu valla bu yolculuk için her şeyi alırım arkadaşlar. Şimdi bu böyle düştüğü için böyle üçünü sırayla koyuyorum. Evet. Zafer. Muhteşem. Uzlaşmak, düşmanlıklar. Aha, hoş geldin. Ruhsal yolculuk tekamülcülere hoş geldiniz. Evet. Şöyle sizi şu arkaya koyacağım ki dayayım şuraya. Çok süper. Evet sevgili canlar. Görüyorsunuz, netsiniz, değil mi? Biraz daha şöyle indireyim. Daha yakın olsun sevgili can öyle diyordu ya. Hani kartları görmek istiyor. Hakkıdır, görsün. Evet, şöyle. Şimdi sevgili canlar. Önce burayı anlatayım sonra sizin için çekeceğim. Düşmanlıklar yüzeye çıkacak. Nedir? Ne diyordum ben? Kaç, bir iki videodur. Akrep dolunayı.
pardon yeni ayı neydi? İşte bu düşmanlıkları ortaya çıkaracak. Sizden giden eril dişilleriniz. Bakın işte halının altına süpürülmüş olan o bilmedikleri, belki en çok güvendikleri, işte belki aynı evin içindeki en yakınıdır. Bakın düşmanı uzağınızda aramayın arkadaşlar. Düşman en yakınınızdadır daima. Sizi tanımayan uzaktaki birisi size düşmanlık yapamaz. Etkisi de yakındaki kadar bu kadar ağır olmaz zaten. Düşman cebinizde, yanınızda. Ya kendi kendinizin düşmanısınızdır ya zihinsel olarak kendi kendinizin düşmanısınızdır. Çünkü kendi zehirleyici düşüncelerinizle kendi kendinizle savaşırsınız. Bu kendi düşmanlığınla kendi kendine savaşındır. Ha, ya da işte Mida ve versiyonları var. Saymaya gerek yok. Nasıl açılıp da çıkacaktır. O yüzden uzlaşmak. Bakın uzlaşmanın rakamına bakın. 27, 2 artı 9. Yaşam amacı. Yaşam sebebi, tekamülün sebebi, dünyaya geliş sebebi, niçin geldin, tekamülün neyin üzerinden yaptığı. O kapıda eli kolu bağlı çıkamıyor, arkasına da bakıyor, gitsem mi gitmesem mi, hala geridekini bırakayım mı bırakmayayım mı zannediyor. Yaradan da diyor ki ben mi sana yaşatayım, sen kendi zaferi yaşamak istiyor musun, yoksa ben seni yerle bir edeyim öyle mi, sana süründüre süründüre mi vereyim ya da vermeyeyim mi acaba, hani onu da yapabilirim çünkü. Onun için diyor uzlaş. Bırakacağın, arkaya bakıyorsun ya hani. Bu geçmişinde geride bıraktığını, hala baktığını, stokladığını, izlediğini, takip ettiğini, gözün hala onda olduğunu, onu istediğini, onu arzuladığını, onu sevdiğini. Elbisesi tamamen kırmızı ve pembe. Ve der ki burada dişi olmasına gerek yok. Zaten her şeyde dişilleri kullandıkları için o önemli değil arkadaşlar. Eriller dişil olarak alsın, dişiller de eril olarak alsın. Artık onu mükemmel yönetiyorsunuz. Zaten hepinize tarot öğreteceğim, öğreniyorsunuz. Kart alanlarınız var bu arada. Tebrik ediyorum. Ve okumayı da öğretirim ben, merak etmeyin. Uzlaşmak diyor ki geride bırakıp bu kapıdan çıkacaklarını geride de bıraktıklarınla da uzlaşarak çık. Yani orayı da yıkıp devirme diyor. Orayı da kötü görme. Hani hep sen doğru değilsin yani. O bir olduğun yeri bırakıp çıkaracaksan bile orayla da uzlaş diyor. Veya geride bıraktığın haksızlık ettiğine dönmek istiyorsan diyor. Ona gidince zaten uzlaşman gerekiyor diyor. Hani uzlaşmasan da zaten ben uzlaştıracağım diyor. Ay çok eğleniyorum. Ya yüzük olayına çok eğlendim arkadaşlar. Ben şimdi evli mi oldum yani? Şimdi bir normal yüzük takıyorum ama evli mi oldum şimdi? Ben bekliyorum yani, ne oldu şimdi, evli mi oluyorum? Ay çok eğlenceli bu. Çok 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 eğlendim. Ve zafer. Uzlaşırsan zafer senin diyor. Düşmanlarını yen, yar, kır, geç, git. Ben arkandayım diyor. Uzak. Direkt uzaklaş. Düşmanlarım var. O düşmanlara öyle arkana dönüp bakmana gerek yok diyor. Uzaklaş git diyor. Çık o kapıdan git diyor. Bırak yani onu geride diyor. Arkana dönüp bakmaya bile gerek duyma diyor. O denli vaktin yok diyor yani kısaca. Ve zafer. O zaman zaferi veriyorum sana diyor. Bakar mısınız? Kartların uyumuna bakın. Şimdi. Peki. Şimdi karıyorum. Sizin için çekeceğim. Geride kalan. Eril ve dişillerim için çekiyorum şimdi, beni dinleyenler için. Bu arada tutku gözüme çarptı yine. Dinlenme ve yenilenme. Siz zaten şey süpersiniz yani. 1 artı 9, 19 numara. Dinlenme ve yenilenme, meditasyon hallerinde, dua halindesiniz. Erilleriniz için, dişilleriniz için dua ediyorsunuz belki. Haksızlık olmasın. 2 kart daha açacağım tabii ki. Öyle tek kart olmayacak. O yüzden hemen şuradan bir şöyle çekeyim. Bileğim ağrıyor. Elimi bile kullanamıyorum. 6. çakra, baş melek metadron. Helal olsun. Wow, süper. Bu ne demek biliyor musunuz? Sezgisel, sezgileriniz, üçüncü göz çakranızın açıldığını, belki de kiminiz ilahiden ben görmek istiyorum diyorsunuz, hani böyle ne oluyor ne bitiyor. Bazılarınız da çok meraklı ya, dedektif gibisiniz yani, evin içinde derse midayla ne yapıyoru da bilmek istiyorsunuz. Görselini de görmek istiyorsunuz ya, işte o görüntüleri görmek için o kadar istemeyin onu, siz dua edin. Siz geleceğinizi kurun, planını, hayalinizi kurun, hayalinizi resmedin, ona kafanızı yorun, çalıştırın. Size tavsiyem odur.
Ve burada altın tutan kadın. Yani burada der ki benim bir kara kedim var. Midadır bu arkadaşlar. Değişmez bu. Bu sizi temsil etmiyor şu an. Anlatacağım buradaki kartlara göre. Şimdi sizi mi temsil ediyor? Ona geleceğim. Ama önce bir kartı tanıtayım. Önemli. Çünkü burayı etkiliyor. 4 artı 2, 6. 6. Kupa altılısını hatırlayın. 6 rakam seansında da der ki bırak Allah halletsin der. Tamam. Sen karışma yani. Onun işi Allah'la. Bırak Allah halleder onu der. Şimdi burada elinde bir tane altını var, böyle de gösteriyor, param var diyor, bakın şöyle, siz hiçbir zaman böyle davranmazsınız, bir de ben zaten yılansı düşüncelerim vardır, zehirleyiciyimdir de, ne zaman sokacağım belli olmaz, ne zaman bir hainlik yapacağım belli olmaz, burada bir kara kedim de var ama bu kart şimdi size yorumlarsa kara kedi sizin için şifadır, tamam mı arkadaşlar? Ve siz dört dörtlük imparatoriçenin üzerinde artık Azize'liğe ulaşmışsınız. Zaten baş melek, bakın Metatron'un arkasına geldiniz. 6. çakra, yani sezgi gücünüzün arttığı, ilahi ile daha da yakınlaştınız. Artık size vahiyler şeklinde her bilmek istediğiniz sorunun cevabı belki sabah uyanıyorsunuz geliyor, ben gibi yani. Ve diyorsunuz ki ben koltuğumda imparator şeyim, bak ben bu kadar güzelim, bana verdiğin onca zarara rağmen şu kadar bebeksi bir suratı sahibim, çok güzelim. Peki şimdi bu denek kralı çizile çevireyim. Bir tek güzel benim bu dünyada. Para da benim. Altın da benim. Kara kedi de benim. Sinsi sinsi her şey de benim. Tutkum da var. Ama var mı? Yok, belki de öyle davranıyorum. Ama ben de bir kendime imparatoriçe olmasam da, koşullu sevsem, maddeye odaklı da olsam, dünyevi zevklere odaklı da olsam, sadece herkes bana kul köle çalışsın. Hani sizden giden eril dişilerinizin hayatındaki partneri anlatıyor. Bu sizi anlatmıyor. İşte ben onu da kullanırım, böyle bana hizmet etsin. Ben de böyle koltuğumda oturayım. Ben böyle biriyim çünkü. Peki şimdi işin esprisini bir kenara bırakarak kartları da tanıtmışken, şimdi onlar ne durumda, ne diyorlar, siz ne durumdasınız, ne deniliyor? Şimdi sizden giden eril dişilerinizin hayatında gerçekten bir takım düşmanları var. Onları da öğrenecekler. Bunlar belli ki ya kim olduğunu biliyorlar, savaş halindeler, zaten onlarla mücadeleleri var. Ya da kim olduklarını bilmeyenler için de 5 Kasım itibariyle öğreniyor olabilirler. Ve bu süreç gün be gün, an be an, 19 Kasım, 21 Kasım, 23 Kasım öyle devam eder kişiye tekamülüne göre. Ve der ki düşmanın olan o yerde, hani düşmanın var diyorsan oradan uzaklaş, çünkü zafer var sırada diyor ilahi sistem. Ve siz de aynı zamanda diyorsun ki senin hep düşmanların var, hiçbir türlü eksik olmuyor, hani artık bırak o, oradan uzaklaş, kendin için uzaklaş, bana gelmen gerekmiyor. Hani benim de seni seçip seçmeyeceğim belli değil, orasında değilim de insan olarak artık sana üzülüyorum. Çünkü 20 numara boyunca yaşadıklarından sebep sen artık çok eziyet gördün. Gerçekten hani maddi manevi olarak yıprandın ve kayıplar yaşadın ve sağlığını kaybetmek üzeresin. Çok üzülüyorum sana. Hani uzaklaş oradan. Kendi zaferini kutla. Ben bana gel diye demiyorum bunu diyorsunuz onlara. Peki onlar size ne diyor? Ben sana gelip buradan düşmanlarım var, onlarla savaşıyorum. Ben onlardan kaçıp kurtulursam sana geleceğim. Seninle zafer yaşayacağım. Ben bunu biliyorum. Çelengi takacağız başımıza. 28 numara, 2 artı 8, 10. 10 tamamlanmadır arkadaşlar. Zaferdir zaten. Kartın adı zafer. Ve sizler ne diyorsunuz onlara? Sizin 3 kartınızı okuyorum. Ben dinleniyorum ve yenileniyorum. Ben o kadar çok dinlendim, yenilendim ki artık daha ne kadar dinlenip yenilenebilirim bilmiyorum. Aslında da hiç dinlenmedim. Çünkü ben hep hayat mücadelesi verdim. Ve dolayısıyla burada artık ben Rabbimden refah diliyorum. Ve ben artık Rabbimden diyorum ki bana benim hayatımda artık dileklerim gerçekleşsin. Ve ben hayallerime kavuşayım. Neydi hayaller kartı? 9 numara. Değil mi? Kupa dokuzlusu. 10 tamamlanma kartı. Kupa onlusu. Ve ben artık öyle yüksek farkındalıklara geldim ki başarı kazanmak istiyorum. Sevdiğimle başarıya ulaşmak istiyorum. Onu kazanmak istiyorum. Belki de onun beni kazanmasını istiyorum. Yüreğimin arzusuna kavuşmak istiyorum. Çünkü aslında benim hayalim o. Ben çok dinlendim. Pardon, yenilendim. Dinleniyorum da, bu dinlenme ama şu anlamda. Hani duadayım. Meditasyon yapıyorum. Kendimi iyileştiriyorum. Kalbimi iyileştiriyorum. Buradaki iyileştirdiği çakra şudur arkadaşlar, bu karttaki. Bakın. Birinci değil, ikinci çakradır. Ve siz
eril ve dişilerinize, sizden gidenlere diyorsunuz ki o ikinci çakrana hakim ol, sahip ol, onu iyileştir. Artık o dünyevi zevklere, o hazlara, o hani o çiçek bu böcekteye konuyordun ya, işte artık orayı iyileştir diyorsunuz. Ve ilahimizde meleklerimiz bizim için çalışır zaten, 4 numara. 0 Allah sizi seviyor. Siz de Allah'ı seviyorsunuz. 6. çakra baş melek Metatron, zamanı benim için yönet, sevdiğim için zamanı yönet. Onun daha zarar görmemesi için zamanı olmadığını ona söyle diyorsunuz. Baş melek Metatron çocuklar, gençler ve sınavlara girerken de aynı zamanda çok destek olan, yol gösteren, bir sınava girdi işte, bir test, bir şey, o anda baş melek Metatron'un yanına çağırırsa o sınavda başarılı olur arkadaşlar. Ve okula gönderirken de baş melek Metatron, evladımı sana emanet ediyorum diyebilirsiniz. Ve diyorsunuz ki siz şimdi sevdiklerinize, biraz o dünyevi zevklere odaklılığından vazgeç, o ikinci çakranı bir terbiye et, o cinsellik, o üretim çakranı, kazalara uğrama, biraz sezgilerine kulak ver, çünkü önüne atlayacak biri var. Yani Mida, İmparatoriçe, Atemdeva, Dastar vesaire. Peki bakalım. Şimdi bu mesajları verdiniz. An enerjisini aldık. Şu an enerjisinde bu durumdalar. Onlar diyorlar ki size zafer kazanmak istiyorum sana. Sana geleceğim. Şu an birazcık hani ben bir savaşıyorum, geleceğim sana diyorlar. Güzel. Güzel. Bu güzel tabii. Peki. Şimdi o zaman ne yapalım sevgili canlar? Şöyle yapalım. Şimdi bir klasik tarot destemizi öncelikle bir alalım. Aa, bu arada sevgili Türk Hanım'ın gönderdi şöyle bir şeyi arkadaşlar, bu lavanta, çok severim ben de. Allah razı olsun Türk Hanım, senden ve can yürekli ablandan ikinize teşekkür ediyorum bu güzel lavanta için. Ve hakikaten mis gibi de kokuyor. Siz de koklayın bakayım. Koklayın. Çok güzel kokuyor. Böyle bolluk ve bereket kokusu şöyle gelsin. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sevgili canlar, ben özellikle ve özellikle ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Şuradan şöyle bir şey yapmak geliyor içimden şu an. Video kaç bölüm olursa olsun hiç önemli değil arkadaşlar. Yapacağım, ondan hiç şüpheniz olmasın. Ben ne almak istiyorum? Şimdi sevgili canlar, şu güzel mor kalp rengi, baş taç çakrası rengidir aynı zamanda, hem de kalp fıstık yeşili ve mor lila giyebilirsiniz sevgili can arkadaşlarım. Şimdi burada ben neyi yapmak istiyorum biliyor musunuz sevgili canlar? Bir dakika, çok özür dilerim. Çünkü şöyle bir şey yapacağım. Hiçbir şey planlamadım sevgili canlar. O yüzden şu an sizinle yapacağım. Şimdi ben kupa şövalyesi var ama ben artık şövalye değil de bakacağım bir ne yapabiliriz. Ya da hatta direkt karıştırayım, ilahi sistemimiz ne verir bakalım. Kupa şövalyesi, kupa kralı mı? Nedir yani? İmparator mudur? Oo. Vallahi kupa şövalyesini verdi arkadaşlar. Peki. Sizin bir tane de sizin için alayım arkadaşlar. Size ne olarak verecek? Ermiş. Sizi ermiş olarak alıyorum. Harika, süper. Süper. Onlar da bu da evriliyor olacak. Ve onlar artık aşık olduklarını da biliyorlar. Bu o anlama da geliyor sevgili canlar. Şöyle biraz daha yakına çekeyim. Şu kartlar büyük olduğu için şöyle bir görün. Evet. Şimdi onlar ermiş olduklarınızı düşünüyorlar. Siz evrildiğinizi, ermiş olduğunuzu, her şeyi bildiğinizi. Siz yalnızsınız, onlar da yalnız. Ermişin bir anlamı da şudur. Ben yalnızım. Ben evrildim. Büyük bir işte bilgeliğe ulaştım. Bir sürü deneyim ve sınavlardan geçtim. Ben artık erdim. Ermiş bilgedir. Bilgelik sahibi olmaktır. Ne der Rumi bunun için? Bilge her iki cihan için, değil mi? Bir lambası olandır. İşte siz öylesiniz. Sizin eril ve dişileriniz sizi öyle görüyor.
Ve siz de diyorsunuz ki lütfen sen devret. Çünkü bak ben yalnızım, sana lamba tutuyorum. Bakar mısınız şu görüntünün güzelliğine bakın. Siz sürekli lamba tutmuşsunuz zaten. Bakar mısınız? Aydınlansın diye. Kim bilir ne kadar dualar ettiniz değil mi? Şöyle tutayım daha net görürsünüz. Ve onlar diyor ki size, korkma ben de evrildim. Ben de biliyorum artık aşık olduğumu, kupa şövalyesi olarak adım atıp geliyorum. Ben bu adım atma istekleri olduğunu hissediyorum arkadaşlar. Hani artık tutkuyla, sevgiyle, aşkla gerçekten bunu biliyorlar. Bunun farkındalar zaten, bu öğretildi artık, biliyorlar arkadaşlar. Hatırlatıldı diyeyim daha doğrusu. O yüzden evet, bir kupa kraliçesi bu hayatındaki olan kişi. Evet, size buna sebebiyet veren biri, merak ettiğim için onu yaptım. Peki siz şimdi ermiş olarak her şeyi bilensiniz, bilgesiniz ve yalnızsınız. Evli değiller bu arada. Hani evli olanlar da yalnız zaten. Onlar da bekar sayılır. Çünkü onlar da daha size kavuşmadılar. Zaten sizi bekliyorlar tekrar kavuşmak için. Evli olup da Mide karakterler sizin elinizden aldıysa. Dolayısıyla şunları alacağım sevgili canlar. Çünkü sistemden istedim. Sistem verdi. Evet. Peki. Bakalım ne deniliyor? Destek alalım, biraz daha açılsın burası, ne demek istendi. Bu iki tane verdi, buraya iki tane koyalım o zaman. Peki şöyle biraz daha. Kartları görün şöyle biraz daha iyice. Evet, şimdi diyorsunuz ki, şimdi diyorsunuz ki birbirinize diyorsunuz bu arada. Sizden giden eril dişileriniz kupa şövalyesi olarak size aşık olarak adım atıyorlar. Bunu da bir teyit etmek istiyorum sevgili Rumi. Şu an onlar hani kupa şövalyesi olarak bu adım atma istekleri mi, yoksa kupa şövalyesi statüsündeler mi? Daha kupa kralı veya imparator olamadılar mı mesela? Bu çok oldu ama çok fazla oldu. Çok güzel bir kart geldi. Düşen kart çok güzel aslında sevgili canlar. Ama tabii 5-10 tane olunca olmaz. Oo, kadehlerin dokuzlusu mükemmel. Ay arkadaşlar, bunu sonunda anlatacağım size. Bunun çok büyük bir anlamı var. Bugün bana sürekli bu mal olup duruyordu zaten. Müthiş. Çok güzel geldi. Rumi diyor ki evet cennet diyor, kupa şövalye, o kupa aslında kupa kralı ama diyor adım atma isteği o diyor. Çünkü bir adım var diyor sadece. Şu an diyor hayallerinin ne olduğunu ona hatırlatıyoruz. Kupa dokuzlusu neydi? Sizin ortak hayallerinizdi, gerçekleştirmeniz. Allah kalbinizden dilediğinizi size verecek diyor. Sizi diliyor. Sevdikleriniz sizi diliyor arkadaşlar. Sizinle bütünleşmekse hayali sizinle. Zaten kupa şövalyesi olarak da adım atmak istiyor. Ben anladım. Bunu eylemsel olarak atmak istedikleri adım olduğunu anladım ben. Niye söylemeyeyim ben? Öksürttürdüler ya. Şimdi size mesaj atmak istiyorlar. Ve hayalinin siz olduğunu, sizle ilgili mesajlar. Bakın bu mesajlar, bu eski bir klasik tarottur. Bir canımın hediyesi böyle. Burada değnek sekizlisine dikkat edin. Eski klasik değnek sekizlisinden farklıdır. Burada yere düşmüştür arkadaşlar artık. Size geldi. Gelecek. An be an. Şu an. Belki bu sırada bile gelebilir yani. Bu açılım esnasında inşallah öyle olsun. Ve değnek sekizle artık mesajın yerine ulaşması demektir yani. İnşallah Allah'ın izniyle. Çok da güzel renkler de vardır burada. Yani bakar mısınız? Dağ bile kahverengi değil, pembe çizmişlerdir. Mesajlar ulaştı size diyorum artık. Öyle olsun. An be an. Mahkeme, yani 20 numara muhakeme. Hani baştaki bilgilendirme videolarında anlattım. Yaradan diyor ki hani hayaline doğru adım mı atacaksın, yoksa benimle savaşacak mısın? Bakın anlattığım kartları geldi arkadaşlar. Senin savaşacak bir durumun yok, sana söyleyeyim diyor hani. Tamam, ağır savaşlar verdirdim belki. Verdirttim sana ama ben yaşattım sana. Neden? Çünkü sen akıllanamadığın için de. Seni ermiş konumuna getireyim diye. Siz de diyorsunuz ki ben zaten erdim. Hani sen de evril artık yani. Hani
daha savaşacak bir şey yok. Hani ben seninle savaşmayacağım. Hani ben seninle savaşmayacağım. Senin savaşın kendinle. Sen kendi kendine savaşıyorsunuz diyorsunuz. Ve burada bakın Asa Kralı geldi ve Ay geldi arkadaşlar. Ay'ın üstüne Asa Kralı geldi. Burada büyücü. Bu kötü anlamda büyücü değil yalnız arkadaşlar. Onun için rahatlıkla kullanıyorum. Buradaki enerji dört dörtlük enerjisi. Ve burada tılsım yedilisi var. Şimdi böyle tılsım yedilisinde parasına bakan biri var. Bakar mısınız tılsımlara? Hani geride bırakacaklarını, bunları nasıl bırakayım, burada emek verdim de hani bırakayım mı, bırakmayayım mı? İşte bunları bırakıp da mı gitmeli? Ama dur dur, ben bunları belki alabilirim. Bakıyorum ne kadar da alacağım, almayacağım falan böyle bir muhakemesi var kendi kendine. Ve bu mesajla, mesajın altına da geldiği için sizinle olan hayallerinin gerçekleşmesinin alması gereken bir paraya bağlı olduğunu söylüyor sizden gidenleriniz. Ve diyor ki aynı zamanda kiminiz için mahkeme süreçleri var burada. Boşanma süreçleri olabilir arkadaşlar. Çocuk velayetleri olabilir. Bu arada çocuk konusu da gelmişken hemen orada parantez içinde açayım. Eğer çocukları yurt dışı doğumlu olan arkadaşlarım var ise ve bir boşanma mahkemesi söz konusu ise, konunuz böyle gündeminizde bunlar yer alıyorsa veya yakın olası zamanda alacak ise eğer, şöyle bir şey size söyleyeyim. Şimdi birincisi yurt dışı mahkemeleri çok uzun sürdüğü için zorlu mahkemeler olur. Burada mahkeme sürecini her kimle yaşayacaksanız lütfen o partilerinizle uzlaşma yoluna gidip bu işi uzatmayın. Çünkü öbür türlü çok uzun sürer. İki, mahkemeye sahte deliller sunuluyorsun, bundan haberiniz olmuyor. Üç, çocuklar yurt dışı doğumlu ise ve bu boşanma sürecinde etkili ise veya mahkeme orada görünecekse, bu boşanma mahkemesi de olsa bile, oradaki mahkeme süreçlerinize bir bakın bakalım. Her şey tam mı? Eksik var mı yok mu? Bir şeyler yanlış sahte sunulmuş olabilir mi? Ya da çarptırılarak sunuluyor olabilir mi? Veya yurt dışında mahkemeniz yok, davanız yok, hiçbir şey yok. Sevdiğiniz, siz veya sizden gidenler yurt dışında olabilir. Ama birinizin ayağı bu tarafta veya biriniz başka bir ülkede, o başka bir ülkede ise. Her ikiniz de yabancı ülkelerde de olabilirsiniz. Ülkeleriniz farklı olabilir veya aynı ülkede farklı şehirlerde, ilçelerde olabilirsiniz. Şimdi burada der ki o sürecini bir gözden geçir. Orada seni onunla ilgili kılan konu neyse orada ayrıntılarda kaçırdığın bir şey var. Onun üzerine eğil der. Şu an enerjisiyle bu kadarla bitireyim. Mahkeme süreçlerini alacağım. El arkadaşlar onu da belki bundan sonra yaparım, yarın yaparım. Kendimi fazla zorlamayayım. Tekrar hastalanmak istemiyorum çünkü gerçekten. Ay korkularını yen der. Artık korkularını kendindeki kendi korkularını yen ve destekleyici ol. Kendine karşı da hani biraz insaflı davran. Kendine de acımasız davranma der burada. Yani bu korku ve illüzyonlar sana ait. Değnek kralı otur oturduğun yerde oturup da her şey benim istediğim gibi olsun demek yerine veya kendi kendine savaşmak yerine siz diyorsunuz onlara şimdi. İlahi sistem de aynı şekilde onlara söylüyor. O korku ve illüzyonlar bitti, öyle bir şey yok artık. Hani sen artık her şeyi yapabilecek bir kralsın. Değnek kralı nedir? Tutkulu bir kraldır. Midanın da değnek kralı var. Evet ama şu an konu o değil arkadaşlar. Buradaki değnek kralı size gelen sevdiğinizi bundan sonra sizi eskisi gibi hani hiç sizi desteklemiyordu. Hep yarı yolda bırakıp her şeyi yarım bırakıyordu ya, artık onu yapamayacağını sistem ona öğretiyor. Öğrenmişler ya da öyle diyelim. Ve doğal olarak artık destekleyici olacak. Yani gelince kalıcı olarak gelecek. Aşkla gelecek, sevgiyle gelecek, tutkuyla gelecek, şefkatle gelecek, duyguyla geliyor arkadaşlar. Kupa Şövalyesi, beyaz atlı prens geliyor. Veya prensesiye mi diyelim dişillerde. Ve Rumi ne kadar güzel verdi. Diyor ki birbirinizle savaşmayı bırakın. Bakın o kadar güzel ki kartları birbiriyle okuduğunuz zaman. Ermiş. Kupa Şövalyesi ve değnek altılısı der ki savaşma, savaşacak hiçbir şey yok. Sen öyle düşünüyorsun. Bak sen savaşmayı bırakıp da
aşkla, sevgiyle yapmak istediğinde neydi? Uzaklaşma vardı. Olduğun yerde, yani seni mutsuz eden yerden uzaklaşırsan, ilahi diyor ki ben sana, sen kararını ver. Bakın mahkeme, muhakemenin altına büyücü geldi. Büyücü kartı burada dört dörtlüğü temsil eder. Maddi, manevi her şeyi temsil eder. İlahi sistem diyor ki siz yeter ki uzlaşın, birleşin. Kalpte ne diliyorsanız ben size onu vereceğim diyor. Yani sizden giden eri dişilere ben buradan sesleneyim. Ey eri dişiler, buradaki dişileriniz bekar sizi bekliyor. Bu bir, evlenmediler. Gözünüz aydın olsun. İki, eğer bu sebepten gelmiyorsanız lütfen gelin. En azından benim Tarot Dergah kanalındaki canlarınki gelsinler. Diğerleri de gelsin. Diğerleri de. İki, sen seni mutsuz eden, bugüne kadar sana zarar veren bütün bu 20 numaraya kadar yaşatanları bırakırsan geride ne diliyorsan, ne istiyorsan onu vereceğim diyor. İster bu dilşili iste, dile, ister başka ne istiyorsan sana onu vereceğim diyor. Bunu sizden gidenlere dediği gibi size de diyor. Rumi çektim. Bu tekamül ikincisi. İkinizi de ilgilendiriyor. Ve sevgili Rumi muhteşem bir kart verdi. Allah kalbinizde dilediğinizi size verecek. Neydi? Pasından arın yani. Neydi şurada? Ne diyordu? O düşmanları bırak. Arkana bakmadan uzaklaş oradan. Çünkü zaferi vereceğim sana. Bakın bunu sizden giden eri ve dişilerinize vermişti. Sizinki neydi? Siz de onlara öyle diyordunuz. O kapıdan arkana bakmadan çık, düşmanların var. Onlara hiç değişmeyecek. Sen oradan çık. Gel de biz zafere ulaşalım diyorsunuz bir tarafta. Ve burada diyorsunuz ki siz onlara ilahi de diyor. Bak senin hayatın da işte bu yaptırıyor sana. Yani değnek kreçesi, yani mida, yani atendeva, yani parsadra. Senin dost bildiğin düşman, en yanındaki işte bak evinde koltuğunda oturan veya işte bir yerde dışarıda uzakta olanlar var, oturanlar sana onu yaşatıyor. İşte burada o dünyevi zevklere odaklanma, çünkü zaten sana bunun uyguladığı enerjilerle sen öyle hissetti, yaşattı sana. Sen de zannettin ki bu benim kendi özgür irademle yaptığım tercih. Ben gidiyorum hani şu dünyevi zevkleri, hazlara, ikinci çakrayı kullanıyorum zannettim diyor. İllüzyon yaşadın. İlahi sistem de sizi onaylıyor. Diyor ki sezgilerine bir kulak versene diyor. Vermediğin için öyle yanılsamalar yaşadın. O illüzyonları yaşattım sana o mida aracılığıyla. Kimine yaşattığıma takılıyorsun sen. Yanıldığın nokta bu. Sana niçin yaşattığıma takılmalısın diyor. Ve sana bunun kimin yaşattığına takılmalısın. Ben ilahin, Allah'ın sana yaşatıyor. Ve bunun sebebi sen akıllanamadığın için sana yaşatıyor. Sen ruhuna, kalbine kulak vermediğin için. Sen iç sesini, iç güdünü, iç sezgini, üçüncü gözünü, yani epifiz bezinin çalıştığı yeri, içsel sezgini, ruhsal sezgilerine kulak vermediğin için sana yaşattım diyor. O yüzden o dünyevi zevkleri bırak diyor yani. O yüzden de burada senin savaşacak hiçbir şeyin yok. Mahkemen varsa var, olacak yani. Bırakman gerekiyorsa bırakacaksın. Boşanman gerekiyorsa boşanacaksın. Sadece orada uzlaşmacı ol diyor. Bırak. Yapılması gerekeni yap git. Paramı kaybediyorsun, kaybet git diyor. Ne diyor burada kuponlu Rumi? Tapu gibi. Siz Allah kalbinizde dilediğinizi size verecek. Bitti. Bunu ilahi sistem veriyor. Yaradanın emri. Daha neyi düşüneceksin? Kupa şövalyesi olarak da bu adımı at işte diyor. Ve sana diyor eğer sen sevdiğine bir adım atıp kupa şövalyesi olarak adım atarsan ki atman gerektiğini biliyorsun, sana öğrettim diyor. Ermiş ona bakıyor. Ermiş ona lamba tutuyor. O da diyor ki tamam. Ay bakın çok güzel. Şimdi bir şey daha yakaladım. Şimdi diyorsun ki o kadar güzel ki. Sizin eril dişileriniz o kadar korkmuş, o kadar ödü patlamış ki. Şimdi bakın buradaki kupa şövalyesinin yüz ifadesine bakın arkadaşlar. Aslında ne kadar tedirgin, korkak değil mi? Üdü patlıyor, beni kabul edecek mi diye. Bir tane kupa. Şimdi İlay da diyor ki ben sana öğrettim. Senin sevdiğin seni bekliyor. Senden hiçbir zaman da gitmedi. Sadece senin illüzyonlarınla kendi kendine çalıp kendi kendine oynadığın için o sevdiğini senden gittiğini sandın. Ama öyle bir şey yoktu, o senin sanmalarındı, sanrılarındı ya da sancılarındı diyeyim ben, şimdi ben de öyle demek istedim.
Ama aslında o hep bıraktığın yerde aynıydı, hiç değişmedi. Hatta daha çok sevdi, daha çok sahip çıktı. Ve gece gündüz sen de iyi ol diye, kavuşun diye o sadece dua etti. O yüzden o çok iyi evrildi. Ermiş oldu o diyor. Ermiş oldu diyor. Sizin için ilahi sistem sizin sevdiklerinizi öğretiyor. Diyor ki senin o hiçbir şey bilmiyor diye zannettiğin, gözden çıkarıp bu kadar kolay harcadığın, belki her türlü lafı, hakareti, o kendini bilmezlikle ifade ettiğin, o sarf ettiğin cümleler var ya, sana yediriyorum onların hepsini diyor. O ermiş, ermiş diyor. Senin yapacağın tek şey, bak, o kadar erdi ki seni ermek için onun aracılığıyla sana lamba tutuyorum. İşte bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Sizler gerçekten ruhsal olarak birbirinize, zaten ruh yolculukları olduğu için kaçınılmazdır zaten. Enerji alınır verilir zaten yaradan müsaade ettiği sürece. Son birkaç tır az az, az olmasına rağmen yine de kopmadınız biliyorum. Çünkü ilahi sistem diyor ki onu eviriyorum şu an, yoğuruyorum hamuru. Hani sen bir uzak dur, bir sakin dur orada, o yüzden o enerjiyi biraz kestirdim diyor. Yoksa onlar zaten gelmek istiyordu. Dolayısıyla burada diyor ki sizden giden eri dişiniz. Ben o kadar korkuyorum ki sana aşkla adım atacağım ama acaba sen beni kabul edecek misin? Çünkü sen o kadar yücesin ki artık. Yani senin spiritüel tarafların kuvvetli. İşte ben belki senden bir rehberlik alıyorum. Yani bir de birçok rehberlik alıyorum. Hani aydınlanıyorum senin bilginden sebep. Sen beni aydınlatıyorsun. Ve bunu da bakın, size belki yansıtmıyorlar şimdi ama aydınlanıyorlar. Örneğin mesela siz beni dinliyorsunuz. Belki sizin eril dişiliniz, eril olan dişil, dişil olan eril portresiyle benim kanalda belki işte beni dinliyor, bunu alıyor. Aslında bunu da siz ona söylüyor. İlahi sistem söylüyor, siz söylüyorsun. Ben sadece aracı olarak dile getiriyorum. Değil mi? Mesela şimdi ilahi sistem ne diyor? Diyor ki ey eril dişil, haksızlık yapan, kupa kralı, kupa şövalyesi yaptım seni. Adım atmaya hazırladım, sür şu atı diyor. Sürmen gerektiğinde biliyorsun, ermişle öğrettim. Sana da ışık tutuyor, sevdiğinle tutturuyorum sana diyor. Bunun anlamı o kadar derin ki, yani şu demek oluyor arkadaşlar. Şöyle örnek vereyim, ancak öyle anlarsınız. Şimdi diyelim ki siz X bir can. Benim gibi burada sosyal medya, toplu bir alanda, bir sosyal medyada siz ona rehbersiniz. Yani bunu WhatsApp durumlarınızda yapıyor olabilirsiniz, Facebook'tan yapıyor olabilirsiniz, Instagram'dan bir takım uyarıcı mesajlar yazmış olabilirsiniz. Veya benim gibi belki bazılarınızın kanalı var, tarot bakıyor, bilemiyorum şimdi hanginiz var mı yok mu, ama diyor ki ben sana senin sevdiğin o kadar erdi ki seni ermesi için onu devreye soktum diyor. Ben uğraşmıyorum seninle. Hani onu aracı kıldım. Sen benim sana göndereceğim ilahi olarak verdiklerimin dışında dünya boyutunda gözle görülür bir şekilde sana lamba tutuyor. Yani somutta, sanalda da olsa somutta aslında bir ilahi tarafıyla sana yardım ediyor, ışık tutuyor, bilgelik veriyor ve ben ona izin verdiğim için o lambayı o sahip oldu. Çünkü o hakkıyla eline aldı. Şimdi o lambayı sana tutuyor. Diyor ki korkmana gerek yok. Şu yüzündeki ifadeyi değiştir. O ödü patlamış ifadesi. Hani o seni kabul edecek. Sana lamba tutuyor zaten diyor. Yeter ki sen aydınlan istiyor. Yeter ki sen fark et iste diyor. Yeter ki sen adım at iste. Çünkü o zaten o kadar ermiş. O kadar artık koşulsuz sevgiye geldi ki. Geliyor ki. Gelmekte ki. O sana lamba tutuyor. Yani o seni aydınlatıyor. Sen ondan rehberlik alıyorsun diyor. Burada diyor ki senin sevdiğin, sana lamba tutan bir rehber diyor. Şimdi ermişi niye verdiğini ben de şu an anladım. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar muazzam vermiş. Burada siz bir şekilde gözle görünür, açık. Bakın şimdi burada açık alan var. Ermiş dağın tepesinde kar vardı. Beyaz ermiş kıyafeti kirlenmiştir. Bu da der ki, yani bu geride kalan eri ve dişil için, o hiçbir şekilde lekelenmedi ama zarar gördü. Yani nedir? Çok büyük ruhsal sınavlardan geçti. Evrildi. Bilge oldu. Bak sakalı beyazladı. Belki erilerin sakalları beyazdı, dişlerin saçları beyazladı da.
Benim de sizinle beyazlığı laf anlatacağım diye. Tabii ki mutlulukla, sevgiyle. Bundan gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Ve der ki senin atını bak yeşil yeşil Murat'tır zaten. Beyaz atlı prens Murat'tır. Beyaz atlı şövalyedir zaten bu. Bakar mısınız? Der ki hani o kupanı al eline aşkını. Git sen ona sun onu. O sana ışık tutacak. Yani seni reddetmeyecek. Aydınlatacak tam tersi. Sen bugüne kadar neyin ne olduğunu öğreneceksin. Zaten onun aracılığıyla da sana öğretiyorum, eviriyorum seni diyor. Bunu sana öğretiyorum onun aracılığıyla. Sen farkında değilsin. Ve bu yeni değil. Derviş dağa yürümüş yürümüş çıkmış dağın tepesinde, dağın tepesine varana kadar geçen zaman düşünebiliyor musunuz? Siz en başından beri dağın tepesine çıkana kadar şu bembeyaz kıyafetiniz o dağa tırmanlayana kadar ne kadar zarar gördüğünüzü gösterir, maddi manevi. Somutta üstünüz kirlenmiş. Bu bembeyazdır. Giysisi burada grileşmiştir. Yani bu ama şöyle bilgelikle büyük sınavlar verilerek maddi ve manevi büyük üzüntüler, büyük kayıplar yaşamış olduğunuzu gösterir. Değnek prensini anlatmıştım bir ara size. Sarı pelerinle üzerinde hiç ateşte yanmayan salamanderler vardır. Hani o elbiseleri lekeli olduğunu gösterir. İşte her bir salamander de onun her yediği bir haltı gösterir demiştim. Bununla aynı şey değil arkadaşlar. Sakın karıştırmayın. Aklınıza o gelmiş olabilir. Ve dolayısıyla der ki sen git ona adım at. O şu an seni ona izin verdiğim ölçüde o sana rehberlik ediyor. Yol gösteriyor. Yoluna ışık tutuyor. Ay çok çok özür dilerim arkadaşlar. Bunu biliyor ya. Biliyorlar ya, size söylememi istemedi. Onun için bana böyle yaptılar. Sesini kes dedi. Söyleme, evet gerçekten de ondan ben rehberlik alarak aydınlanıyorum. Çünkü ben bir halt anlamamış, öğrenmemiştim. Ondan öğreniyorum süreci diyor. O yüzden de beni konuşturtmadı. O yüzden bir çayımda bir yudum alıyorum ve devam ediyorum. Ay çok güzel gelmiş. Çok muazzam, bayıldım. Yaradan diyor ki sen hiçbir şey bilmiyorsun diyor, evrildi diyor, onunla bir de seni aydınlatıyorum diyor. Olsa bir de o sana diyor rehberlik yapıyor, kendi aydınlanmış, o kadar yücelmiş ki, o kadar bilge ki. Yani hem spiritüel ruhsal anlamda arkadaşlar, sezgisel zaten burada da 6. çakra çıkmıştı ve bunu biliyorsunuz, sizin altınızda çıkmıştı yanılmıyorsam. Bilmiyorum, başa sarıp bir bakın, çok önemli değil ama sonuç itibariyle sizin için istediğim kartlarda gelince dediniz ki İlahi sistemde ne dedi? O üçüncü gözün, o sezgine bir kulak ver. Senin savaşacak durumun yok. Sen zaten kupa şövalyesisin. Aslında kupa kralısın ama kupa şövalyesi olarak adım atacak. Yani burnunda kıl aldırmayacak suçlu ya. Hani çok ayıbı var ya. Hani başı önünde bükük ya. Ne yapsın? Hani o da kuyruğu dik tutmak zorunda işte. Onun için de ne yapacak? Kupa Şövalyesi'nin ifadesi bu mu olmalı sizce? Yüzündeki ifadeye bakın. Ödü patlıyor geleceğim diye. Adım atarsam beni kabul eder mi diye. Evlisiniz ya, bir de ondan ödü patlıyor. Red cevabı alacak diye. Neyse, burada evli olmadığınızı duyurduk arkadaşlar. Rahatlasınlar o anlamda. Belki öyle gelecek olanlar olur. Eğer bu şekilde anlamış ve gelen olursa lütfen yazın arkadaşlar yorumları altına. Videonun bilmek istiyorum. Evet, ve şimdi burada gelelim, şurayı bitireyim şimdi. Diyorsunuz ki siz sevdiklerinize diyorsunuz ki bana sadece bir kupa şövalyesi olarak bir aşkla adım at ya. Ben senden maddi bir şey istemiyorum, yani para, pul, yat, kat, liman istemiyorum. Sadece ve sadece senden şeyi istiyorum ben. Bir tek, ama bir tek, bir tek bana sadece adım at, yani bir aşkla adım at ya. Başından beri böyleydi. Hani ben başka hiçbir şey istemedim. Sadece o adımı at. Senin mahkemen varsa, arınman gereken pasların varsa da ondan arın diyorsunuz. Tabii bu hemen sabahtan yarına olmaz arkadaşlar. Bunun için bir süreç gerekir. O süreci tanın. Zaten belki yüzündeki ifadesinin korkusu bu. Hani gittim Mida gibi birine tekrar kabul edip hayatına geri aldıysa, eskisine tekrar aldılarsa veya yeni bir Mida'yı sizin üzerinize aldıysa, hani çünkü sonuçta sizi aldatmış oluyor. Dolayısıyla mahcup lekeli, daha önce yediği haltları biliyoruz. O yüzden diyor ki hani ben gelirsem beni reddetme diyor. Seninle de savaşmayayım diyor. O aslında, ama o demiyor. Aslında siz diyorsunuz ki sen gel, ben seninle savaşmayacağım. Sen benim seninle
savaşacağımı zannediyorsun. Savaş yok. O da diyor ki ben zaten çok yorgunum, yara bere aldım. Siz diyorsunuz ki aslında ben yara bere aldım senin yüzünde. Benim başım saralı. Ben bu kadar darbe yedim. Her bir değnek bir darbeyi gösterir arkadaşlar. Her bir savaşı gösterir. Siz diyorsunuz ki ben zaten bilgeyim, ben erdim, ne savaşı? Bilge olan biri de savaşmaz zaten. Hani o senin ancak ve ancak senin illüzyonun olur. Sen acaba oturduğun yerde kalmak mı istiyorsun? Hani yoksa bana artık tutkuyla, aşkla gelip gerekli olan desteği verip sahip çıkacak mısın bu aşka, bu ilişkiye? Sen de elini taşın altına koyup artık gelince sağlam. Yok, geldiklerinde kesinlikle dört dörtlük gelecekler arkadaşlar. Bakın buranın anlamı şu. Şöyle anlatayım ben size kısaca. Kaldırmadan şöyle anlatıyorum. Bakın şimdi size diyoruz der ki. Şimdi sistem size diyor ki önce onu söyleyeyim. İkinize söylediklerini söyleyeyim. Sonra onların size söylediklerini, sonra sizin onlara söyleyeceklerini söyleyeyim. Bakın diyorsunuz şimdi ilahi sistem diyor ki size. Sevdiğine bir mesaj at. Git. Bu muhakemeyi yapmana gerek yok artık. Yani sen onun hakkında bir karar vermene gerek yok. 20 numara ya, bu hüküm ya, karar ya. Diyor ki zaten karar belli anne, sen aşıksın. Zaten kupa şövalyesisin. Adım atacaksın. Zaten senin hayallerin onunla işte. Rumi verdi. Kupaların dokuzusu. Sen kurduğun hayallerin onun üzerine. Onun da senin üzerine. Bu ortak hayallerinizi gerçekleştirmek için ona bir kupa şövalyesi olarak adım at. Burada hani savaşacak bir durum yok. Ama ve lakin sen eğer mahkemesel bir dava söz konusu ve o davadan dolayı sen bir para almak istiyorsan, o parayı alıp da öyle gitmek istiyorsan diyor. İlahi sistem de diyor ki o parayı almana gerek yok, alacağını söyle ya da mesaj yaz diyor, hani sevdiğin de bunu bilsin. Sen yeter ki ona git bir adım at, ama savaşma onunla, uzlaşmaya var. Dört dörtlük olarak sizin hayatınızı hani dört dörtlüğe evrilsin diyor. Ve artık sen diyor ilişkiye sahip çık, korkuları bırak. Burada korkulacak bir şey yok. Savaşmayı bırak. Savaşılacak bir şey yok diyor. O ermiş diyor. O savaşmayacak seninle. O senin kendi ayla yarattığın illüzyonun diyor burada. Ay kartı var işte. Ay ne der? Rumi ne derdi? Ay göründüğü suda değil, gökyüzündedir. Bitti. O senin illüzyonun. Saçmalığın yani diyor. Hani ne sevdiğini diyor bununla oyalar kandırsın, ne de beni. Ben artık yemem diyor ilahi sistem. Bu senin illüzyonun, senin kafandan uydurduğun, senin bilinçaltı saplantın diyor. Onu değiştir diyor. Ve artık o saplantıyı bırak, bu ilişki taşın altına elini koy ve ilişkiye sahip çık. Aşkına sahip çık, sevdiğine sahip çık. Hayallerine sahip çık demektir. Şimdi burayı kaldırıyorum, burası çok güzel oldu. Şimdi devamını tahmin edebiliyorum nasıl geleceğini, burası kalsın. Peki desteği değiştirmek istiyorum. Şimdi size yeni bir desteğiyle bir bakalım bakalım ne yapabilirim şimdi. Evet. Ya burada şimdi ruh eşleri olup da katinasız olmaz değil mi ya? Katina, evet. Hatta ve hatta Laro'yu alıp üzerine katina alayım. Bence daha bir 10 numara olsun değil mi? Laro tarot alan canlar var. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Evet, tarot dersi almak isteyen canlar var. Evet, veriyorum arkadaşlar. Şimdi peki ilahi sistemi iki ruh eşi ve ikiz ruh yolculuklarındaki bu canların gidenler ve geride kalanlar için şu an enerjisinde en ilahi hakikatli bilgileri, mesajları bilip de farkına varmadıkları, gösterilip de anlamadıkları, bilmedikleri bilmeleri gerekir. Her türlü ilişki süreçlerine dair olan tüm bilgileri almalarına niyet ediyorum. Tüm sorularına bu verildiğin kartlar cevap olsun ve araç geldi, direkt attı araç. Devam ediyorum. 16 numara değişim dönüşüm, yani yıkılan kule. Yıldız. Bu sizi temsil ediyor yıldız. Ve sessizlik. Şöyle devam edeceğim. Bir üç tane daha almak istiyorum. Oy oy oy, 20 numara hatta olarak geldi. Yargı. Wow, senaryoyu tahmin ettim ben.
Ve bunu iki tane verdi, iki al. Oy 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 oy. E tabii ruhsal yolculuklar olunca kolay olmuyor ki arkadaşlar, sevgili canlar. Peki şimdi bunu böyle daha da, ha siz kendinizi gösterdiniz, alacağım size. Size alacağım. Evet. Şuranın üstünü aldım çünkü öyle geldi. Hadi bu da gözüktü gözüme, alıyorum. Bu da gözüktü. Peki. Ya siz vermiş olun bakalım. Çok istediniz. Madem kartları ilahi sistem son döndürdü. Ben de alayım yani, hani şimdi nasıl kayıtsız kalayım, bu öyle, bu ruhsal yolculuk hiçbir şeye benzemez yani. Evet, gelelim Katina ile biraz aydınlatalım değil mi? Ay konuşamadım, aydınlatalım. Peki bakalım şimdi ne diyeceksiniz? Siz çok şey söyleyeceksiniz arkadaşlar, çok şey, inanılmaz. Şimdi Ayla. Ay yine demin de vardı. Yine eksik olmadı. Yıkılan kule. Burada tüylenmiş olan bu yıkılan kule, buradaki anlamı farklı arkadaşlar. Yani bu gelen senaryoya göre anlamı farklı olduğu için o yüzden ona göre anlatacağım. Şimdi evet, bu böyle koyacağım çünkü bu tarafla ilgili sevgili canlar. O yüzden öyle yaptım. Şöyle aşağıya daha net görün diye. Evet. Şöyle bakayım. Daha iyi görebilirsiniz şimdi. Özür dilerim çünkü kartlar büyük olunca alan şey, tam göstermek istedim de o yüzden. Şimdi çok güzel geldi. Katina ile destek alıyorum. Peki şimdi araçla ne demek istiyorsun alalım. Selçuk, Sasa ve Hata ve Abanoz. Okey. Peki şöyle koyalım. Değişim. Peki. Yargı. Yıldız'a zaten almama gerek yok. Hatayla Abanoz neyi demek istiyorsun? Ah so. Peki bakalım şimdi. O hata ve kız çocuğu, yargı, deve, değişim. Peki burada kutsallık var. Çok anlamlı, çok anlamlı. Neredeyse süreci özetleyecek gibi bir şey çıktı arkadaşlar. Size en başından beri bir özetleme durumu olacak gibi gözüküyor sanki. Süreç çok inanılmaz çıktı. Vay 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 vay. Oy 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 oy. Daha başka kötü kart varsa ver ya. İlahi sistem özeti baştan yap diyor sanıyorum. Vay 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 vay. Sizi çekmiyorum. İmparatorun boş koltuğuna çekiyorum. Peki. Gerçek aşkı verdi imparatorun boş koltuğuna da. Yıkılan kuleye de, üzerine de gerçek aşk geldi. Kule yıkılıyor, üzerine gerçek aşk devreye giriyor. Harika. Muazzam geldi. Sistem çok muazzam cevaplar veriyor size sevgili canlar. Ay hakikaten inanılmaz mesajlar var. Çok özür dileyerek şurada birazcık alanımı genişleteceğim ki hani sizin biraz daha şöyle rahat görmenizi sağlayacağım sevgili canlar. Çünkü alan bu kadar, hiçbir şey yok. Şimdilik bu kadarla idare edeceksiniz. Sanıyorum biraz daha net gördünüz, değil mi? Şöyle birazcık daha kaldırsam daha iyi tam görmüş olacaksınız. Evet. Şimdi bakın. Şimdi sevgili canlar, diyorsunuz ki siz şimdi burada şöyle önce ilahi sistemin söylediklerini bir söyleyeyim de ben kuzular. Şimdi ne demişti Rumi? Dedi ki biz diyoruz ki ilahi olarak iki tarafa. Siz bir araya gelip uzlaşıp kavuşursanız ne dilerseniz biz onu vereceğiz diyor ilahi sistem. Rabbimizin izniyle Rumi'nin bize verdiği mesaj. Sizi bir bilge, bir üstad, bir ermiş, bir rehber, bir süpürtel rehber konumunda bu enerji alıp verdiğinizi de gösteriyor. Ve sadece sizin istediğiniz tek şey, diyorsunuz ki ben seninle kavuşmayı bekliyorum. Şimdi burada evli olduğunu düşünen, bu saçmalığa inanan
Veya midanın böyle bir yalanına inanan eril ve dişiler için şunu söylemem gerekiyor. Peki evli olsa seni niye nasıl beklesin yani? Değil mi? Hani ne yapacak? Eşi kocası varsa üstüne seni kuma mı alacak yani? Hani bu kadar mantıksızsın yani. Bu kadar kafa akıl üretemiyorsun değil mi? Onu da buradan devam ettirmiş olayım. Şimdi burada şunu diyoruz ilahi sistem. Öncelikle sizden gidenlere ilahi sistem ne mesaj veriyor? Hangi evredeler, ne durumdalar? Ruh eşi ikiz ruh yolculuklarındaki ikiz alev, ikiz ruh, dual ruhlar için konuşuyorum. Diyoruz ki ilahi sistem, sevdiğine yıldız o ve bunun bir süpürtel anlamda, astrolojik anlamda bir ay, dolunay, yeni ay zamanda, ne dedik, 5 Kasım ve sonrasındaki, neydi öbürü, tarih olarak neydi, Kasım'ın kaçı demiştim ben, yanılmıyorsam 19'u muydu, yok, evet 19 Kasım, 5 Kasım 19 Kasım'dı değil mi? Bir tanesi de yeni ay, şimdiki 5 Kasım'daki, sonraki de 19 Kasım'da dolunaydı. Ve sonrasında 4 Aralık yeni ay, 19 Aralık dolunayı demiştim ikizlerde. Şimdi ilahi sistem diyor ki, buraya bir ışık tutuyor bize, bir bilgi, ekstra bir bilgi veriyor. Diyor ki bu ay döngülerinin yaşandığı bir dönemde yıldızın parlayacak. Bu yıldız kartı hem sizi temsil ediyor hem de ay döngülerinde olacak olanı temsil ediyor sevgili canlar. O yüzden diyor ki ilahi sistem size ve sevdiğinize, özellikle ona diyor zaten, sizden çok ona diyor, siz biliyorsunuz çünkü zaten, diyor ki sevdiğin kısaca seni bekliyor. Evli de değil. Eğer böyle bir yalan varsa da bunu bil, hani böyle bir şey yok ve dolayısıyla sen bu sevdiğine gidip varırsan sizi kavuşturacağız. Rumi ne demişti? Rumi aracılığıyla, Rumi ne dilerseniz dileyin biz onu vereceğiz demişti değil mi? Şimdi ilahi sistem diyor ki, başlıyor. Senin diyor üçüncü kişi olarak sana gösterilen seni sevdiğin değil. Aslında üçüncü kişi diyor senin hayatında. Ve o üçüncü kişi diyor bana dua ediyor diyor. Böyle eline bir araç, bir şey geçirip böyle hani onu kullanmak istiyor sana. Bir fırsat, bir şans, bir şeyin peşinde diyor ve bunu bana da dua ederek bunu benden diliyor. Peki sebebi ne? İlahi sistem size bilgi veriyor şu an ve sevdiklerinize bilgi veriyor. Diyor ki değişim ve dönüşümdesin sen, halen devam ediyor. Kupa şövalyesinin altına geldi çünkü değişim kartı 16 numara. Burada da der ki düşüncelerini temiz tutup da inandığın yola devam edersen Allah senin için bu işi halledecek, bir mucize yaratacak der. 1-6 topladığınızda 7'dir. 7 de mucize sekansıdır. Bir rakamı da düşüncelerini temiz tut. Yaratıyorsun çünkü ne düşünürsen onu çekersin. Ne düşünüyorsan onu yaratırsın. 6 numarada sayı sekansında. Bırak Allah halleder. Yani diyor ki sen çözemediğin noktada 21 numaraya kadar bir şey çözemedi. Hani hiç aklı da doğru yerde kullanmadın, duyguyu da doğru yerde kullanmadın, bir haltta da yaramadın, bir haltta edemedin kısaca diyor sistem. Onun için bana bir şey yapıyormuş gibi gözükme, sen bir halt etmedin. Ettiğin haltlar da hep yanlıştı. Sadece sana diyorum ki bana dua et, ben de sana mucizeni vereyim, bu kadar. Dua etmesen mucizeyi vermeyeceğim diyor. Birinci mesaj bu. Ve sen diyor değişim dönüşümde olduğunu da bil. Senin o ruh eşin bir yıldız ve sen bu yıldızına benim için dua edip de sevdiğini eğer istiyorsan benden, diliyorsan onu diyor, ne dilersen de vereceğimi söylediğim için, bu da bir yeni ay ve dolunay zamanında sen spiritüel olarak, ruhsal olarak ve astrolojik olarak bir aydınlanma, bir yükseliş yaşayacaksın der. Bu tarihlere dikkat et der. Şimdi neden bugün bütün gündür bu tarihleri size bu açılımlarda vurguladım? Şimdi anladınız mı? Siz de etkileniyorsunuz. Tabii ki sizi de bağlıyor. Aynı düzeyde siz etkileneceksiniz. Onun için çok allak olabilirsiniz. Sakın bana tek kelime yazmayın. Şimdiden söylüyorum. O yazıları da okumayacağım artık. Çünkü onunla çok büyük vakit kaybı. Ve artık omuzlarımız tutuluyor. Telefon elimizden düşmüyor yani. Günde 150 kişi, 200 kişiye cevap veremeyiz arkadaşlar o anlamda. Ay ben ağlıyorum. Evet şunu yaptı. Kusura bakma, artık ona cevap verilmeyecek. Sistem diyor ki ağlak olma, ağlak durumlara da düşme. Sen bir yıldızsın. Bu bir astrolojik döngü durumunda senin bu sevdiğin evrilecek.
Buradan beni dinleyen eril ve dişillerimden de halen koşullu seven, hani sürekli erilden haber almak isteyenlere özellikle seslenmek istiyorum. Hani sen onu bekleme diyor. Çünkü ondan sen de etkileneceksin. Bu tekamül bir taraf için değil, iki tarafı ilgilendiriyor. Değil mi? İki kişi, bir eril bir dişil var değil mi bu yolculukta? Hani erile de diyor ki sen tek başına değilsin, tek başına karar verme. Hani ne yapacaksan dişilinle, erilinle konuş, onunla karar ver diyor. Onunla iletişime geç diyor. Bu mesajlar onun için düşmüştü yere. Öbür klasik tarottaki gibi havada değil, böyle düştü düşecek, bir yıldır düşememişti ya hani. Hani diyor ki o düşemeyen mesajlar Midan'ın sana gönderiydi. Bu arada bu dipnotu da vereyim. Herkes bunu söylemiyor. O havadaki mesajlar size değildi. Midan'ın onlara, sevdiklerinize yazdıkları mesajlardı. O yüzden o size düşmüyordu bir türlü. Ha, aynı zamanda da size de düşmesi gerekiyordu. Hani size bir tam gelecekler. Malum bir şekilde bir kendi kendine çalıp kendi kendine oynayıp sizinle hiç konuşmayıp sizin fikrinize, dünyanın fikrini sordu. Bir tek sizin fikrinizi bir sormak o akıl zekasına idrak edemedi ya hani, bu 20 numara yaşandı. İlahi sistem şu an çok sert bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki bu yolculukta olan tüm giden ve geride kalanlara söylüyorum. Ağlak durumu kabul etmiyoruz. Bir, tam tekamüle teslim ol. Artık o erili dişli istiyorum mu istemiyorum değil. Artık bu yoldan kimse de çıkamaz diyor. Sizin kaderiniz, alın yazınız bir. Birbirinize verildiniz. Buna, bu kudrete saygı duyun. Burada yaradanınız buna sahip çıkarken ne ola ki siz çıkamayacaksınız. Bunu dikkate al diyor. Bu birinci mesaj. İkincisi, en büyük değişim ve dönüşümünüz 5 Kasım itibariyle başlayacak astrolojik tarihlerde yeni ay ve dolunay tutulmalarında bırakılmalar, bitişler ve başlangıçlar olacak diyor. Onun için acele et, vakit yok, kararını ver. 10 mesajlar onun için bir öncekinde yere düşmüştü. Selçuk Sasa tekrar sana bir hata yapmak üzerine önüne atlayacak, seni doğru yolundan şaşırtacak, seni arimanla seksüel, cinsel, bedensel, tensel, dünyevi zevkler ve hazlara davet edecek arimanla. Ve o yasak elmadan bir diş de alacak. Çünkü artık o üçüncü kişi biliyorsunuz değil mi? Siz gerçek ruhsal eş olduğunuz için onu o tuzağına düşürürse, yani kafalarının basması için daha mı açık söylemeliyim acaba? Bilemedim şimdi. Bir düşüneyim. Bakayım ilahi sistem söylememe izin verecek mi? Bu arada düşüneyim. Söyleyeyim gitsin, değil mi? Romim, ne diyorsun? Söyleme dedi. Peki, tamam, söylemeyeceğim. Kartlar ters de, özür dilerim. Ters olunca o anlamı da ters oldu. Şimdi tarafsız olmak durumundayım. Kartı düz elime aldım. Şimdi soruyorum Rumi'me. Söyle dedi. Tamam, söylüyorum. Ve bu arada göstereyim, çekinmeme gerek yok. Kupa kralını seçtim ben size, değil mi? Bu kupa kralıdır. Kupa şövalyesi olarak gelecek. Rumi'nin verdiği mesaj alıyorum. Tamam Rumi'm, çok teşekkür ediyorum. Söylüyorum. Şimdi burayı beni iyi dinleyin arkadaşlar. Rica ediyorum. Ağlak duruma asla ve asla artık düşmemeniz gerekiyor. An ve an, saniye saniye. Kalpteki tezatlığınıza son vermeniz isteniyor. Bitti. Bu kadar net, bu kadar kesin. Ya bu aşkı artık kabul etmiş ol, ya da ol yani. Ya da ol. Bitti. Bu tekamül beraber yazılmış, çizilmiş. Bu artık ikinizin elinde değil. Sizi kader yönetiyor, ilahi yönetiyor. Yaradan'ın emri işliyor burada. Onun yasası işliyor. Kimse bu yolculuktan çıkamayacak. Bir tek şartla. O da şu. Gerçekten istemiyor ise, bırak git diyor. Zaten burada olmana gerek yok. O zaman bu açılımı da şu an dinleme zaten. Dinliyorsan hata. Hani ondan da olmayayım, bundan da olmayayım. Yeni geleni de alıp cebe koyayım. Onu da bir bakayım. Hani siz daha az değilsiniz. Aranızda olanlar var galiba böyle. Hani yeni birine, hele hele bu dönemde siz yeni birine izin verirseniz ilahi sistem size illüzyon yaşatıyor. Bilin, erilden farkınız olmayacak. Döneceksiniz başa. Ve geliyorum şimdi konuya. Çok önemli burası. Çok önemli. İlahi sistem diyor ki, Rumi de teyit etti kupa padişahıyla, yani kupa kralıyla, dedi ki
Cennet şöyle. Bakın şimdi. Özet yapıyorum size. Bütün hepsini elime topluyorum. Size çok güzel özet yapacağım şimdi. Şuradan başlayayım. Şurayı aldım. Mida, değnek kraliçesi. Hayatındaki partneri, eşi, sevgilisi. Nikahlı eşi. Dini nikahlı eşi. Veya ayrı evdeler. Ayrılmışlar, küsmüşler, kavga etmişler, ayrılmışlar. Aylar da olsa, günler, haftalar da olsa önemli değil. Yıl da olsa önemli değil. O nikahın olan var ya diyor, bana dua ediyor diyor. Benden bir araç istiyor. Yani bir dua ediyor, bir çıkış yolu, bir pusula istiyor. Sana önüne atlayıp, sana şu yasak elmayla ihaneti yaşatmak, çünkü seninle o yasak elma yemek istiyor. Bu sizin sevdiğinizde değil, siz artık o noktada değilsiniz. O baştaki fragmanın için, tekamülün başlaması için de. Şu an Mida'yla gidip tekrar yasak elmadan bir diş alırsa size ihanet etmiş oluyor ilahi yola, ilahi plana ve tepe taklak olurlar. Ömür billah asla bir daha kavuşamaz. Siz artık isteseniz, onlar da istese kavuşturulamazsınız arkadaşlar. Bitti. Tamam. Şimdi diyor ki ilahi sistem. Değnek kraliçesi. Yani Mida. Dua etti diyor. İşte bakın burada da zaten Selçuk Sasa'yı verdi biliyorsunuz. Selçuk Sasa üçüncü kişi, onu temsil ediyor. Söyleyeyim size. Nereye gitti? Kör olasıca nereye gittin? Allah Allah, burada. Ha, bir öncekinde miydi yoksa? Ha yok, burada nasıl saklanıyor bir de. Bakar mısın? Bir de Eril'in, bakın böyle saklanmış. Allah, arkadaşlar Allah'ınızı seversiniz. Kartı ben ararken böyleydi. Bakın şimdi burada yerde bu şekilde. Şimdi kartı kaldırıyorum size. Ben yorum yapmayayım, siz karar verin. Eril'e hata yaptıracak. Selçuk Sasa ve böyle geliyor. Ve Ariman'la geliyor. Sözüm bittiği yer diyorum. Ay çok güzel. Şimdi ben burayı anlatıyorum size. Merak etmeyin, ben kartları sırasında biliyorum. Sırasını bilmesem senaryoyu biliyorum. Hiç merak etmeyin. Bende hiçbir şey kaçmaz. Şimdi şöyle ekleyeyim, üste devam edeceğim şimdi. Bakın size çok güzel anlatacağım senaryoyu şimdi. Neydi? Diyor ki senin hayatındaki o yılan var ya, hani diyor sana bunları yaşatan en yakındaki partnerin, iş için dinliyorsa patronun mu, iş arkadaşın mı, şefin mi, ortağın mı, müdürün mü ya da bu sevdiğin mi? Hani sana bunları yaşatan, aynı iş yerindeysen diyor sana patron, alt üst ya da aynı seviyede başka bir birimde mi görev yapıyor arkadaşınsa diyor, bana dua etti, bir araç istedi diyor. Tamam mı? Şimdi bunu bir koyalım buraya. Ve diyor ki şimdi baştan başlıyorum. Siz iki tarafta değişim dönüşümdesiniz ama siz ermiş olduğunuz için bu değişim ve dönüşüm sizinki de devam eder. Bu bitmez arkadaşlar. Her zaman için devam eder. Fakat siz ermiş olduğunuz için bunu sizden giden eril dişileriniz ve onların hayatındaki partneri için verdi sistem bu değişim dönüşümü. Diyor ki sen de sizden giden sevdiklerinize diyor ki sen değişim dönüşümdesin. Bir ruhsal süreçte, bir ruhsal yolculuktasın. Bir ruhsal tekamül yaşıyorsun. Bunun farkına var. Bunu ciddiye al. Hani bu kadar ciddiye al, bunu uyarıyorum. Ve diyor o senin o hayatındaki var ya, değişim dönüşümde olduğunu bilmesine rağmen diyor, kendi de değişip dönüşüyor, onu da eviriyorum ben diyor, bana halen diyor, halen diyor, halen diyor, yüzsüzlükle bir araç gereç istiyor, bir şey sebep edeyim, ona vereyim istediğini. Seni yıldızından etmek için sizi buraya ermişin altına koyuyorum. Şimdi bunu böyle uzak tutayım, bulaşmasın size. Size diyor ki sessiz kal, diline hakim ol. O nefis var ya, o dil nefsine hakim ol. O kalpte tezatlı yapma diyor size. Aynı zamanda da Mida'ya diyor sessiz ol diyor, sessiz. Hani adımlarını dikkatli at. Rumi ne derdi? Her adımda bir tuzak vardır değil mi? O kadar hızlı ilerleme. Yani tam da bunu diyor Mida'ya ilahi sistem. Ve sizden gider eliyle dişinizle diyor. Diyor ki o adımlarını hızlı atma o kadar diyor. Hani sessiz kal biraz diyor. Çünkü mesaj üzerine mesaj yağdırıyor ya, demin de mesajlar düştü ya, onu da dikkate alırsak sizin için o anlama geliyor ama onun açısından ne anlama geliyor? Diyor ki sen bir eylemsiz kal, yani bir sessiz kal, çünkü eylem yapması gereken sen değilsin diyor. Sen fazla yaptın, sen şimdi bir sus diyor ve
sen o yasak elmadan o dişi alamayacaksın diyor. Ona onu yaptıramayacaksın. Eğer yaptırırsın. Sana da farklı bir tekamül yaptırdığın için ben de bu ruhsal yoldaki eril ve dişili en başta da bu şekilde yoldan çıkartmadın mı ki sen zaten? Sen erili de bu şekilde kandırmadın mı ki zaten? Şimdi sen tekrar aynı senaryoyla onu kandırmaya çalışmıyor musun ki? Bir de utanmadan benden araç istiyorsun. Bakın. Aldık, kabul ettik. Saat kaç oldu bu arada? Kaçıncı oldu? Videolar yine üst üste geldi. 19.19 arkadaşlar. Saate bakar mısınız? Ekranın saatine bakın. Diğer telefonumdan bakıyorum. 19.19. Hayırlı ve uğurlu olsun. Düşüncelerinizi temiz tutun. Yaşam amacınıza kavuşuyorsunuz bunun mesajı. Zaten üstüne ne kadar güzel ilahi temsilen değil mi? Denk geldi. 20 numara. Hatayı yaptırma ona diyor. Sessiz kal. Eylem yapma diyor. Midayı uyarıyor. Aynı zamanda sinkini uyarıyor. Diyor ki akıllı ol. Akıllı ol. O sana bir yem hazırlıyor. Elma sana yine bir elma gösterecek. Ondan bir diş alalım diyecek. Onun oyununa gelme diyor. Çünkü diyor o seni yıldızından ayırmak istiyor. Çünkü diyor o seni yıldızından ayırmak istiyor. Çünkü Ariman'ı çalıştırıyor. Tutkusu had safhada oldu. Senin de öyle oldu. Çünkü o biliyor senin de tutkunun artık zirve yaptığını. Çünkü her taraf sizlerde, gidenlerde, Mida'da herkes çöl misali kaldı değil mi? Ha Mida'nın kalıp kalmadığını bilemiyorum. Onun o tarafına bakmamıştım da ama sizinkiler ve size baktığım için onu biliyorum. Hani bir süredir hani sizinkilerde siz zaten hep en başından beri böyleydiniz değil mi? En başından beri. Bir tek yasak elmadan belki diş aldınız. O günden beri bir daha hayatınıza hiç kimseyi sokmadınız. Ve diyor ki bu Ariman'ı çalıştırma. Bu dünyevi zevklere, bu cinselliğe. Ariman'ın bir anlamı da şudur. Der ki bir sihirli yatağa gireceksin. Bu yatağa girme çünkü eğer girersen ömür billah bundan pişmanlık duyacaksın. Asla da iflah edilmeyeceksin dene. O yüzden bu yatağı gizli yaşa. Kimse duymasın. Duyulursa kıyamet kopar der. Alt anlamı budur. Heh. Ama Yaradan ne diyor burada? Kimden saklayabilirsiniz? Ben. Ve sınavınız zaten benimle diyor. Kimden kimin neyi saklayacaksınız diyor. Hadi dişinizden sakladınız ki saklamayacağım. Bütün senaryoyu da ona ben öğrettim zaten siz bir şey anlatmadığınız için. Ve şimdi diyor eğer ikiniz tekrar aynı haltı yemeye kalkar iseniz dünyayı başınıza yıkacağım diyor. Onun için Midaya diyor ki o yasak elmadan diş almaya kalkma. Onu öyle bir sihirli yatağa bir eve atayım da işte belki kendimi hamile bıraktırayım o benim elimde kalsın deme diyor. Seni kafanda patlatacağım diyor yani sistem kısaca böyle diyor. Öyle mi dedin sesin yerinize böyle demiş olayım değil mi? Ne kötü bir kelime kullandım o kafasında patlatacak evet. Öyle diyeyim ya öyle demiş olayım. Çok hoşuma gitti rahatlattı sanki. Bakın. Siz de bu videoyu izleyince demek ki rahatlayacaksınız. Serçuk Sesen yani Mida yani değnek kraliçesi yani nikahlı eş, dini eş. Hem nikahlı hem dini eş olan. Üçüncü kişi olan. Neydi? Tekamülün başında o sizi üçüncü kişi görüyordu değil mi? Bu kart size çıkıyordu. Şimdi anladınız mı tekamülü? Bunu biliyorsunuz bilgilendirme spiritüel yolculuklarda zaten bunun detayını vermiştim. Şimdi vermeyeceğim. Ve diyor ki Selçuk Sasa'ya ilahi sistem hani bak şimdi sen benden ruhsal yoldaki olan değişim ve dönüşümü derinden yaşayan şuradaki derinliğe bakar mısınız arkadaşlar? Böyle yani. Hani o kadar uzun sürmüş yani işte. Belki bir yıl belki 40 yıl, 50 yıl, 60 yıldır değil mi? Mesela sevdiğiniz, kopamadınız, evlendiniz, ayrıldınız, çocuklarınız oldu. Ona rağmen kopamıyorsunuz. Kimse koparamaz yaradan dışında. Bitti. Onun için anladınız mı şimdi? Ya kalbiniz, aklınızı, zihninizi sıfırlayıp bu erilde, bu dişini bırakacaksınız. İstemeyeceksiniz, kararınızı verin. Siz de buna acilen karar verin artık. Kalpte tez attık yapmayın. Çünkü ruhsal bir yolculuktasınız arkadaşlar. Bu ihanet sayılır bakın. Tamam. Ya istiyorsunuz ya istemiyorsunuz. Bitti. Bugün istiyorum, bir saat sonra istemiyorum, yarın istiyorum, öbür gün istemiyorum olmaz bu. Bitti. Bunu bitirin artık. Ağlak da olmayın. Biraz tekamüle, yaradana, evrene, ilahi sisteme, planına, işlettiği yasalara güvenin. Ve diyor ki
Bu kadar uzun sürede evriliyorsunuz. Bir akıllanamadınız gitti diyor her tarafa. Üçünüze de. Değnek kraliçesine. Giden eril dişine ve size. Ve diyor ki artık akıllanın. Bir ruhsal tekamüldesiniz. Artık akıllanın. Ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşıyorsunuz diyor. O yüzden buna herkesi saygıya çağırıyor kısaca. Ciddiyete çağırıyor. Benden bir şey istemene gerek yok, vermeyeceğim çünkü diyor. Bu sefer o dediğin kabul olmayacak diyor. Sessiz kal, çeneni kapat. O yasak elmadan o erili kandırıp nasıldı? Böyle gelmişti demin değil mi? Öyle haşa üstüne almayacaksın diyor. Buna izin vermeyeceğim diyor bu sefer. Ya da diyor vereceğim. Ama o da benimle eril arasındaki tekamül. Onu da yaşanana kadar veya yaşanılmayana kadar bilemeyecek hiçbir taraf diyor. Bu da burada da mesaj size ve değnek kraliçesine. Sen öyle kendini saklama diyor artık. Anladın mı? Artık onu öyle kandırmaya çalışma diyor. Hani o biraz salak olsa da anlamasa da diyor. Artık benden saklayamayacaksın. Eskisi gibi sana şans veremeyeceğim. Sen bu yasak elmayı yiyip onu bu ruhsal yoldaki bir çifte, ruhsal yoluna, ne diyeyim, ruhsal yoldan çıkaramazsın diyor yani kısaca. O arabanı kendine sakla diyor. Sen başkasına yap onu diyor. Hatta hiç yapma, sessiz kal dedi. Ve kutsallık 21 numara. Öyle diyor. Ben elimi kaldırdım. Benim dediğim olacak. Ben kutsal kadınım. Nikahım var diye diyor. Öyle o sözler sökmez artık diyor. Sen bunu diyor. Senin kutsal olup olmadığına Allah'ın olarak ben karar veririm diyor. O senin o eli kaldırıp böyle bir orada stop dur, kırmızı ışık, eril, ben ne dersem onu yap demeyeceksin diyor. Bunu Mida'ya diyor. Bu Mida, siz değilsiniz. O malum enerjilerini çalıştırdın erile bugüne kadar illüzyonları yaşattın ya hani. Belki de ilk evlendiği günden beri bunu yapıyor. Erilin haberi yok, bilmiyorum. Ona da bir ara bakacağım, ben ona da taktım biliyor musunuz? Ay, illüzyonlar, halüsinasyonlar, Rumi'nin dediği gibi ay gökyüzündedir, yansıdığı suda değildir. Onun için diyor ki senin bu, bunlar senin sanrıların. Senin illüzyonların bitti, yeter, can sıktı diyor artık, hani oyun keyifli hale gelmiyor artık diyor ilahi sistem. O illüzyonların hepsini birebir bu kutsal yolda geril dişiyle yaptıkların aynısını sana yapıp sana yaşatarak sana döndüreceğim diyor. Mesaj burada Mida'ya, değnek kraliçesine, yani hayatındaki partnerine yani kısaca. Ve sen diyor benim ruhsal yoldaki bu çiftime, bu kutsal aşka tekamülün kadar hizmet et dedim. Haddini aşıp asla tüylenmeyecek bir yılanı tüylü hale getirecek kadar büyük düşmanlıklar besledin. Hainlikler yaptın. Arkasından onu belki işinde bozulmasına da sebep oldun. İşte zaten ruhsal yoldaki, belki değil kesin net yani. Zaten senaryoyu biliyorum. Net söyleyeyimse %100 diyor ki sen en büyük yılan ve hainsin. Bugüne kadar da hep öyleydin. İlk günden beri de öyleydin. Çünkü senin tekamülün bu. Çünkü senin dünya planındaki görevlendirdiğin görev bu. Sen de bunu istedin. Eril de dişil de buraya kadar istedi bu tekamülde eşlik etti. Senin tekamülün bitti çoktan. Fakat sen üzerine haddini aşarak tüylenecek kadar, bir yılan tüylenir mi arkadaşlar, mantıken düşünün, tüylenmez. İşte diyor ki sen o kadar haddini aştın ya. Çünkü diyor bakın, kale ne renk? Kırmızı, kiremit rengi değil mi? Bakın kule. Sen diyor tüylenecek kadar, o kadar uzun zamandır bu eril ve dişile eziyet yaşatıyorsun ki, o kadar çok müdahale ettin ki onların hayatına, o kadar hayatı zindan edip burunlarından getirdin ki, ben de hep o eril salak evrilsin diye bekledim ama bir türlü evrilemedi. Ben de mühür gibi elimi de bastım. Sen artık tüylenip daha fazla bu kaleyi yıkamayacaksın diyor. Amma belki bunu ben sana yaşatacağım diyor. Şimdi sıra sende bekle diyor. Bugüne kadar senin yapmalarına izin verdim, onlara yaşattım. Onlar şimdi evrildi. Hadi erildi, iyi kötü kupa kralı olmuş artık. Yani bir şey demiyoruz ona, artık kaldık, kabul ettik sevgiyle. Aşka gelmiş adamımız. Ama diyor ben sana yaşatacağım onu. Bitecek olan o ruhsal yolculuktaki çifti sen biteceksin. Senin tekamülün bitti onların tekamülüne. Sen kendi tekamülüne eviriyorum seni diyor sistem. Ve burada Zara,
Gerçek aşk bu diyor. Gerçek aşk. Tapu gibi al diyor. Üzerine koydum yıkılan kulenin diyor. Bakar mısınız? Bunu zaten yıkılan kulenin üzerine verdi. Böyle yani. Tapu gibi. Benim mührüm var diyor. Burada bu Yaradan'ın mührü arkadaşlar diyor ki Kiraysiz'de. Bakın gerçek, hakikatli aşk. Zara o kadar kutsal bir aşkı ifade eder ki öyle böyle değil yani. Öyle böyle değil. Yaradan der ki başladığı günle bitiş günü bir tek bana aittir. Kimse onları ayıramaz der. Bitti. Ben ilahi planda onları birbiri için yarattım. Onları da birbirine sundum. Onlar da birbirini kabul ettiler. Dünya planına da indiler. Bu dünya planında da kavuşmayı kabul ettiler. İşte eğer kabul etmişlerse, eğer tekamüllerinde bu varsa ki işte siz bunu bireysel açılımlarda öğrenebileceksiniz. Ya da içsel bilişinizle ille de birine sorup da sormanıza gerek yok. Ama yıllar geçti hala bilemiyorsunuz. Demek ki kafanız karışık. O zaman gelen sezgiyi doğru algılamıyorsunuzdur. Normalde ikiz ruh, ruh eşleri, doğal ruh, çift ruhlar ya ikiz alevler. Arkadaşlar kimseye sorup bunu öğrenmemeleri gerekir. Burada yaradan der ki ses kulak ver, sezgine kulak ver. Epifiz bezine kulak ver. Ben seninle oradan konuşuyorum der. Ben seninle orada konuşuyorum. Onun için sen bu aşk benim dışında kimse eğer ben dünya planında birleşin dersen birleştilerse diyor kimse onları ayıramaz. Ne eril arı ayırır ne de dişil ayırır diyor. Aynı zamanda da size de diyor ki bunun gerçek bir aşk olduğunu kabul et. Bunu kabul et. Yani artık daha ikilem yaşama diyor. Ve dönüyor. Sizden gidenlerin hayatındakini. Sistem şu an sizden giden sevdiklerinize onun ne kadar hırsız, tırtıklayan, kemiren, yiyen, belki acı sözlerle, kavgalarla, tartışmalarla, hani böyle fare gibi kemiriyor. Hani sürekli dıt 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 konuşanlar var ya. Ve bu en büyük para çalan kişidir. Fare onun için gelir. Parayı tırtıklayanlar için gelir. Fare peyniri kemirir ya. Ve diyor ki ilahi sistem, şimdi geldik dananın kuyruğunun kopacağı yere. Nedir bu arkadaşlar? Seyrettiğinizde hemen şöyle diyeceksiniz değil mi bana? Yatan değil mi? Derhal yatan videomu izleyin. Tüm eril ve dişiller. Derhal yatan videomu izleyin. Ne anlatıyorum orada? Evrende ilahi sistemdeki tüm beni dinleyen dinlemeyen eril ve dişillerin yatan videoma denk gelerek izletilmelerine niyet ediyorum. Başta Rabbim zaten bunu içlerine veriyor. İlahiden sonra benim kanal, benim video. Orada ne olacak? Bu ne demek? O videoyu izleyin lütfen. Burada anlatmayacağım. Bu bir kaosu ifade ediyor. Bu bir tartışmayı, bir kavgayı, bir kargaşayı ve aynı zamanda da bitişi. Ki bu yumruk yumruğa da olabilir. Yani bunun haddi hududu yok. Mida eğer varsa devrede ki o var zaten. Der ki Mida sana bunu yaşatıyor, yaşatacak o yasak elmadan. Sana arimanı gösteriyor ya hani sana gel yasak elmadan bir diş alalım dünyevi zevklere beraber dalalım. Sen de zaten uzun süredir yaşatmadım ya hiçbirini. Sen gittin yüz binlercesiyle o haltı yedin. 20 numarayı da şu ana kadar 20 bin kez yaşattın. Peki geride kalan o dişil eril seni bekleyenler çöl gibi kurudu ben onlara hiçbir şey vermedim. Onlar hiçbir şey yaşamadı. O ilk gün seni bıraktığın gibi duruyor orada. Ne ola ki sen gidip Mida'yla tekrar yasak elmadan bir diş alacaksın. İşte alacak olursan Mida sana bunu yaşatacak. Ben ikinize bunu yaşatacağım. Dişilimi de size vermeyeceğim diyor. Ona da başka bir ruh eşi vereceğim. Bunun sonrası da devam açılımı odur. O videoda göreceksiniz. Ve burada Tagral videoda vardır. Ve ayrıca Tagral videosunda izlesin. Özellikle haksızlık yapanlar. Ve sizler de sizden giden eril dişilinizin gerçekte kimliğini bilmek istiyorsanız, neyin için yaptığını istiyorsanız lütfen Tagral videosunu dönün. Tagral sen ne anlatıyorsun dediğim videomu bir dinleyin. Ve ilahi sistem diyor ki bunu kutsal dişil dışında ikinize yaşatırım diyor. Benden önce ama diyor. Değnek kraliçesinin hayatında değnek kralıyla bunu erile yaşatacağım diyor. Anladınız mı şimdi? Ve değnek kralıyla, değnek kraliçesine yaşatacağım diyor.
ve değnek kraliçesiyle giden eril ve dişile yaşatacağım diyor. Yani burada bir tek masum olan, burada geride kalan, hani haksızlık yapmamış olan diyeyim, geride kalan demeyeyim, her zaman geride kalan da haklı olmuyor zaten. Haksızlığa uğramış olduğunu düşünen, dıt 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 silip o ilaç sistem sizi ayırdıktan sonra hiç hayatına müdahale etmediniz. Sessiz kalıp hep bir sürecinizi saygıyla kabul edip beklediyseniz ve sadece sevdiğinizi dua edip öyle kaldıysanız, ilaç sistem diyor ki bir tek onun dışında tutacağım diyor. Bunu ona bir tek yaşatmayacağım diyor. Ve sizlere yaşatacağım. Bu da ne demek biliyor musunuz? Cehennemi görmek gibi bir şey yani, Allah korusun. Allah korusun hepsine, bunu yaşamak zorunda kalmasınlar. Ve şimdi gelelim dananın kuyruğuna. Dip bir not söyleyeceğim arkadaşlar size. Burada çok önemli. Burada der ki bunun bir dip notu. Bunu yaşayacak olan kişi ömür billah bir daha sırtını düzeltemez. Bu acıyı da unutamaz. Çünkü ben unutturmam der ilahi sistem. Ama ve lakin sana ben bir şans veriyorum. Bunu yaşama. O yasak elmadan bir diş alıp yatağını yaşamak zorunda kalma. Seni sevdiğine, yıldızına, gerçek aşkına vereyim. Eğer midanın çalıştırdığı arimanla o zevk sefaya kayar da nefsine hakim olamazsan, ey haksızlık eden eril dişler, sizin izzetli nefsinizle terbiye sınavınız var şu an yaradanla sizin aranızda. Midaya uyup bu yasak elmadan bu üçüncü kişi, mida, değnek kraliçesi, fark etmez, evli bekar hiç fark etmiyor. Sevdiğinizden sizi koparan üçüncü kişi, isterse 30 yıllık eşi olsun, der ki bu aldatan eştir, yani onu devreden çıkar. O sana yasak elmayı aldırmak için son bir hamle. Çünkü ilk başta da senaryonun fragmanında neden koptunuz, fragman bitti film başlamadan sinema. İşte çünkü bu o yere düşen mesajlarla ilahi sistem orada onu dedi. Cennet onu söyle. O ona mesaj yağdırdı. O mesajlar onun cebine düştü ve o da ona cevap verdi. Ve gitti ona yasak elmadan diş aldı. Bu dişilin haberi yok. Geride kalan eril dişille öyle terk edildiler. O yüzden onlara söyle. Onlar tekrar o başlangıçta fragmandaki aynı senaryoyu, aynı yöntemle mida tekrar bu eril ve dişile, yani ruhsal yolculuktaki sizin sevdiğiniz, sizden giden eril ve dişilinize yaşatmak üzere bunun hazırlığını yapıyormuş. Ve diyor ki buna uyma bu üçüncü kişiye. Selçuk Sasa. Bu midaya uyma. O seni bütün derdi yatağa atmak. Belki kendini hamile bıraktıracak. Belki başkasından hamile sana yamayacak. Hani bunu yeme. Bunu yeme. Çünkü eğer bunu yerse, işte ben size bunu yaşatacağım diyor ilahi sistem. Tamam. Ve diyor ki bu arada, onun fare olduğunu biliyorsun. Bilmemez diye veremezsin artık diyor. Çünkü sana bütün rehberliklerle verdim. Sevdiğin de rehberlik yapıyorsan o da verdi, söyledi. O bu aşka zarar veren en büyük hain. Ve o sana bütün illüzyonları yaşatan kişi. Bütün acıları yaşatan kişi. Bütün kötü negatif enerjileri uygulayan kişi. Sana manipülasyon uygulayan, senin kendini kafeste hisseden, senin kendini hep eli kolu bağlı ki ben bir şey yapamam, ben burayı bırakamam, eli kolu bağlı ya. Sana kendini de kutsal dişilinmiş gibi, asıl dişilmiş gibi gösterdi, o sahtekar diyor. Bir tane kutsal dişil var, o da bu yolculuktaki eril dişildeki kişi diyor. Ve diyor benden bir sebep, bir araç, bir kuvvetli bir şey istiyor sana karşı kullanmak için, yani sizden gidenlere karşı kullanmak için diyor. Bir araç, bir sebep, bir malzeme, kullanabileceği bir şey istiyor. Ben de ona diyorum ki çeneni kapat, vermeyeceğim, sessiz kal. Ruhsal değişim dönüşümde seni eviriyorum, onu da eviriyorum. Öbürü evrildi zaten sizler için, beni dinleyen masum olanlar için. Onlar zaten ermiş oldu diyor. Bu ruhsal tekamüle ihanet etme. Sen daha önce ihanet edip onlara ruhsal yolculuğa müdahale ettin. Ruhsal eril dişile müdahale ettin. Onları cehennemi yaşattın. Şimdi diyor benim adaletimi arkanıza aldığınızda şimdi ben bunu öne alacağım diyor. Bir, o zaman arkaya aldığınızda şimdi tekrar arkaya alıp da yasak elmeden bir diş yerseniz ve sessiz kalıp da bu kutsal yolculuğa saygı göstermezseniz, bunun ruhsal ilahi bir değişim dönüşüm tekamül sürecinde olduğunuzun hadsizliğini göstermeyin diyorum diyor size. Bu ilahi tekamüldeki bu yolculuğa sessiz kalıp değişim dönüşüm sürecinize saygı gösterin.
artık o kötü ve art niyetleri, o hainlikleri, o yalancılıkları, o arkadan vurmalar, o her türlü kepazelik, işte onu yapma. İşte yoksa burada tapu gibi diyor size, ben yatağını kutsal dişil dışında, yani masum olanın dışında sizlere yaşatacağım. Bu da sonunuz olacak diyor. Peki. Şimdi bunun da gerçek bir aşk olduğunu, bu dişilin de bakar mısınız o fare yatağı neler yaşatıyor burada. Şimdi bakalım. Şimdi bunlar sizden gidenin hayatındaki üçüncü kişi. Yasak elmadan ona diş aldırıp mesajlar yağdırıp sizden çalıp götüren hain. Arimanla çaldırmış sizden. O da gitmiş, onunla birlikte olmuş. Yasak elmayı yemişler. Yani bu bir cinsellik, bir tutku için çağrılmış. Sizinki de hemen atlayıp gitmiş. Belki sizin yanınızdayken oldu bu. Diyor ki o fare diyor. Yani diğer tarafta bir yılan çıkıyor biliyorsunuz. Bak yılan zaten. Yıkılan kuleyle de verdi zaten. Ve diyor o bu ruhsal tekamüle bütün ikinize illüzyonları yaşatıp bu gözyaşlarınızı, bütün acılarınıza sebep olan onun yaşattığı illüzyonlar, halüsinasyonlar, sihirli enerjileriydi diyor. Ve o kutsal olduğunu zannediyor ama öyle değil diyor. Her şey böyle kırmızı ışıktan nedir? Arabalar durur değil mi diyor. Elini kaldırdı mı sizden giden eri dişiler de duruyormuş. Hep onun dediklerini yapıyorlarmış. Ve diyor şu anda yine benden dua ediyor ki tekrar bunu böyle kullanabilmek için bir sebep istiyor. Bir araç istiyor. Hani böyle aynı zamanda ben kutsal bir dişilim, bu benim hakkım. Hani ne ola ki ben yargılanayım? Hani bu benim hakkım. Ben de hakkımı istiyorum, almalıyım yani. Bu benimse benim olmalıdır diyor. İlahi sistem de diyor ki öyle mi diyor? Öyle mi diyorsun diyor. Sen benim hani adaletimi arkaya aldın. Benim lafımın üzerine laf mı olur acaba diyor yani. Hani siz aldığınızı zannettiniz. Ben de size o zannettirmeleri yaşattım, o illüzyonları ay kartında çıktığı gibi ki İşte bu duruma gelin diye yaşattım ben size. Sırf bunu yaptığınız için işte ben bu 20 numarayı size bunun için yaşattım diyor ilahi sistem. Ama o zavallı dişi bir yıldızken de onun bir şeyi yokken o da boşu boşuna bütün bu kılıçlarınıza maruz kaldı diyor. Halbuki o bir tane kart verdi, yıldız ve gerçek aşk diyor. Peki şimdi geri kalanları devam ediyorum. Peki giderse ne olurmuş? Abanozun dibini görecek. Yıkımın dibi yani. Yıkımın dibi. Üzüntünün dibi. Hani. Ve diyor bunu yaşatacağım diyor. Eğer gidip o yatağını yaşarsa diyor. Zaten yatağın sınavı var şu an. Sana diyor masum bir kız çocuğu gibi gözükecek diyor. Yalan ya da sana belki sizden yine eril dişinizin çocukları var mutlaka. Tabii ki çocukları olanlar olacak. Bir kız çocuğu olan olabilir. Bir kız bir erkek olabilir. Farklı üstü versiyonları olabilir. Hiç önemli değil. Sonuçta çocuğu var yani. Ve aynı zamanda diyor. Sana diyor çocukları bahane ederek ulaşmak isteyecek arimanı yaşamak için, yasak arimadan diş almak için o yeme gelme diyor ilahi sistem. Bir de diyor ki senin sevdiğin bir tek sana masum. O seviyor. Asıl sebeplerden biri diyor. Hani benden araç istiyor ya. İlahi sistem diyor ki ben sana o aracı söyleyeyim şimdi ne istiyor diyor. O bu çocuğu araç, çocukları araç olarak kullanacak diyor burada. Heh, benden sebep istiyor ya diyor. İşte diyor ben de vermeyeceğim ama onun elindeki tek koz çocukları kullanacaksan bu yeme gelme diyor ona. Çocuklar diyor ikinizden önce onun umurunda değil. İkinizden önce diyor anne olan gerçekten seven biri olsa çocuğu zaten kullanmaz diyor. Çocuk senden ondan önce benim korumamdadır diyor yani. Anladınız mı? Bu çocuk 20 yaş altı veya 20 yaş 21, 22 belki arkadaşlar. Fazla üstü yoktur yani. En fazla 20-21 yaşa kadar olanı alabilirsiniz. Çünkü genç bir çocuk yani 20 yaşın üstü artık olgun sıfatına yani artık yetişkin sınıfına giriyor. Burada bu çocuk edası çünkü. Ve diyor çocuklarla ilgili mevzuların varsa da onunla diyor. Onun o yemine gelme sana karşı kullanmasına izin verme diyor. Çünkü diyor. Çünkü neden diye çektiğim karta para verdi. Onun diyor sana çocukları gösterse de aslında senin işte ne kadar paran var yok belki bazılarını dımdızlak etti. Belki işte artık büyük bir kısmını aldı zaten sana kaybettirdi. Sizin yine eril dişileriniz bu arada çok ciddi para kaybetmiş bunun yüzünden ona kaptırmışlar yani. Ha, işte kaptırdığın o parayı diyor geri almak istiyorsan diyor onunla uğraşma diyor. Hani hakkın olan ben zaten adaletim istediği için sana vereceğim alacaksın o da hakkı olanı alacak diyor. Hani bir de burada şu mesaj var. Şimdi tekrar diyor elinde birkaç kuruş kaldıysa
Onu deve yüküyle görüyor. Ya da deve yüküyle param varsa eğer diyor. Değil mi? Siz hayatta tek kuruş paraya bakmadınız. Parayla işiniz yok. Hani sadece ihtiyaç yaşam için. Başkanın sizin için bir önemi yok. Ve diyor o para çocukları kullanacak ama geri perdede ariman, tutku, cinsellik istiyor ve parayı istiyor diyor. Ve sen bunu vermezsen de zaten diyor. Hem benim aracılığımla emredeceğim ona sana yatağını yaşatsın. Çünkü sen gidip yine yoluna ihanet edecek sıfata düşeceğin için ben sana yatağını yaşatacağım onun aracılığıyla. Ya da ben ikinize yaşatacağım. Ama asıl diyor geri perdede parayı istediği için vermezsen de sana bunu yaşatacak diyor. Ha, işte bunu da ilaç sistem diyor ki değnek kralıyla sana da yaşatabilirim. Midayla da sana yaşatabilirim. Sevdiğinle de sana yaşatabilirim. Ya da ben tek başıma sana sadece ben canım istiyor ben yaşatırım sana diyor erile. Giden eril dişle söylüyor bunu. Bunu Midaya zaten yaşatacak o ayrı. Çünkü ruhsal tekamüle müdahale ettiği için, haddini aştığı için. Diyor ki, şimdi gelen bu kartlar üzerine burada neydi? Çektiğimiz en son kart neydi? Kız çocuğuydu. Der ki, bu kapı kartı hangi kartın üzerine denk gelirse der. Onun aracılığıyla oradan sana muazzam bir itibar yükselişi, şans, bolluk, bereket, yeni bir kapının açılması, yeni bir ev, yer değiştirme. O sana evinin kapısını açacak. Masum sevdiğin sana, sen evsiz bile kalsan o sana evinin kapısını açacak der burada. Ya da ikinci ya da değil de ikinci bir anlamı daha var bazılarınız için de. Diyor ki çocuğun için eğer bu çocuk hani 18 yaş ve üstü 20, 21, 22'ye kadar varsa ki daha üstüne de gerek yok hatta 21, 22 yani en fazla 20, 21 yani. Hani diyor belki 22 yaşa da hadi sınır koymayayım ben ama bu tabii 20 yaşın altı bir kızcağızı gösterir. Genç bir kızcağızı. Hani belki diyor üniversiteye mi yeni başladı çocuğu, üniversite sınavına mı girecek, yurt dışında mı okutacaksın, harç mı gerekli, para mı gerekli, ona bir ev mi açman gerekiyor. Bu çocukla ilgili bir mevzuyu sana kullanırsa da diyor sen iç sesine göre karar ver. Hatta ve hatta sen bunu masum sevdiğine sor, bence o senden daha iyi biliyor, sana daha doğru bir yol, bir kapı gösterir diyor bir yöntem. Ve diyor ki devam ediyorum arkadaşlar. Kutsal adamsın. Sen kutsal yolculukta erilsin. Evli olabilirsin ama bu evlilikten artık boşanman gerekiyor. Bu kartın anlamı şudur. Bu eril kutsal bir yolculukta, kutsal ilahi bir aşk yolculuğundadır. Bu eril evlidir fakat mevcut evliliği artık bitmesi gerekiyordur. Emrini verir ilahi tarafından. Bu kartın anlamı böyledir. Ve gerçek aşkına gitmesi gerekiyor. Bu gerçek aşk, karşılıklı aşk, sizin aşkınız. Size ne verdi? Üç kart, bakar mısınız? Yıldız, Zara gerçek aşk, sonsuz ebedi aşk, Yaradan'ın onayı mührün olduğu aşk ve aşıklar kartı. Karşılıklı birbirinizi en başından beri sevdiğinizi aslında birbirinizden zincir gibi sapasağlam bağlı olduğunuzu fakat sizi terk edip bırakıp gittiğini, sizi bırakıp terk ettiği gittiği gün itibariyle, an itibariyle sizi bıraktığı yerden siz hiç ayrılmamışsınız. Aynı yerde, aynı noktada onu bekliyorsunuz. Ve hiç ona sahip çıkmadı bu aşka, bu tekamüle, bu yolculuğunuza ve ona sevdiğiniz eril ve dişinize böyle sahip çıkmışsınız. Sımsıkı kucağınızda tutuyorsunuz kalbinizi. O kadar ona sahip çıkıyorsunuz, bu ilişkiye sahip çıkıyorsunuz. O denli sevmişsiniz. Seviyorsunuz ya da. Ve der ki imparatoru koltuğundan etti o üçüncü kişi. Eğer sen boşanmazsan koltuğun tekrar boş kalacak der aynı zamanda da bu şekilde geldiği için. Çünkü önce kutsal adam verdi boşanması gerekiyor. Boşanmazsan diyor koltuğun boş kalacak. Hiçbir zaman imparator koltuğuna oturamayacaksın der. Hiçbir zaman gücünü iradeni eline alamayacaksın. Yani sen benim piyon olarak seni ömür boyu kendine bağlayacak demek istiyor. O koltuğun boş olmasını istemiyorsan gerçek aşkına git der. Hesse şimdi geldik. Nedir? Dananın kuyruğun koptuğu nokta. Bu o kadar gerçek ilahi ve sonsuz bir aşkı ifade eder ki ve der ki burada genelde %98 haksızlık edip giden. Sen haksızlık edip gideceksin. Fakat bunu şu an bilmiyorsun. Sen mutlaka bu aşka geri döndürüleceksin. İşte senin bilmediğin de bu.
İşte tekamülün tam da start aldığı nokta bu. İlahi, gerçek, sonsuz ve ebedi bir aşkı temsil eder. Ve aynı zamanda der ki sen bile isteye. İşte o Ariman'la yasak elmayla hani Midas şurada ilk başındaki gibi sizden onu böyle ya adaleti, yargıyı, ruhsal yolculuk deneyimi arkana al da bana gel dedi ya hani bir de hatta altında da nasıldı kendi çıktı değil mi? Çok komikti ya çok güldüm ona şöyleydi yani ben kart ararken bulamayınca böyle bulmuştum ya. O üçüncü kişi var ya diyor seni yoldan çıkaran sana bütün sana sevdiğine ve kendine bu acıları yaşatan çevresinizdeki bütün herkese acıları yaşatan işte o fare o yılan var ya o deve yüküyle paranı senden çalan ve şimdi de bana dua edip hala bir araç utanmadan isteyen kendini kutsal gören sana da bütün onları yapan illüzyonları yaşatan bu aşkın kalesi o kadar sapa sağlandı ki böyle saldırdı saldırdı döndü döndü geldi kuyruğunu ısırdı döndü döndü geldi bu kaleye vurdu bu ruhsal aşktaki kale sizin aşkınızı temsil ediyor bu kale. Bu kadar güçlü bir aşk ve sevgi tutku var yani arada. Diyor ki o gidip geldi vurdu. Gitti geldi vurdu. Gitti geldi vurdu. Gitti geldi vurdu. Hep kendi kuyruğunu ısırdı. Hiçbir halt beceremedi. Çünkü ben izin vermedim diyor. Hani bu kadar evrilmeniz için izin verdi. İşte şimdi diyor o zaman nasıl seni imparator koltuğundan etti. O günden beri buraya oturtamıyorsun. Ben oturtmak için, dişlin oturtmak için senin için çabalıyor ya okuyor. Yardımcı oluyor. Dua ediyor ya diyor. Ve sen diyor bundan çoktan boşan dedim o fragmanı sana niçin yaşattın bu kutsal dişille dedim ki git bundan boşan dedim onu da kafam basmadı ve bu seni masum seviyor dediğim bu dişilinle sen çocukları bahane ettin ben de sana dedim ki etme ne değişti yani 20 numarayı gördük mü yine gördük ne değişti demek beni dinlemen gerekiyordu ilahi sistem o kapının açılmasını istiyorsan sana dişili sana vermem için bu kapıyı senin kendin açacaksın diyor bu sefer. Ben sana hiç yardım etmeyeceğim diyor. İtibarının mı yükselmesini istiyorsun? O zaman diyor o seni nasıl böyle diyor. Hani Ariman'la çağırdı ya. İllüzyonlar yaşattı. Sihirleri çalıştırdı. Büyüleri ya. Tövbe 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 iptal iptal. Ve o yasak elmadan yedin ya. Seni masum gözüktü götürdü seni. Sonrasında sen bunu yaşamadın mı ki? Ve sonrasında zaten sen bu abanozu yaşamadın mı ki bununla diyor. Daha neyi bilmiyorsun diyor. Hani bunları bu fragmanın başında o yasak elmadan bir diş aldığında zaten yediniz bu naneyi. Ben bunu yaşattım diyor ikinize de. Her ne kadar siz dişle hava attınız da hayat bana da çok güzel görünüyor da biz çok da mutluyuz pozlar da paylaştınız ya sahte pozlar diyor. Sahte olaylar. İşte onu diyor ben yemedim diyor ilahi sistem. Şimdi diyor bu kadar büyük bir acı ve darbeyi hayatın altının üstüne gelmesini istemiyorsanız uslanın. Haddinizi bilin, tekamüle riayet edin. Ve o diyor seni çağırıyor diyor senin ağzın suyu akıyor ya şimdi hani sizden uzaklaşıyor gibi gözüküyorlar ya hani işte diyor tekrar gidip onu yeme çünkü o masum görünecek ya da çocuğu kullanacak bütün istediği şey sahip olduğun o eve gelip o eve girerse de bir daha çıkamayacak oradan diyor. Çünkü sana yedirip içirecek yine diyor. Çocukları kullanacak. Duygu sömürüsü yapacak. Belki çocuklar aracılığıyla çocukların sana duygu sömürüsü yapacak. E senin de yufka yüreğin orası zaten diyor. İşte sen bir daha o evin kafasından çıkamayacaksın ömür billah. Çünkü ben de çıkarttırmayacağım artık diyor. Niye? E çünkü sen bu yasak elmayı yiyeceksin. Ben sana şimdi diyorum ki bak seni böyle bir senaryo bekliyor. Buna hazırlıklı ol. Bu naneyi yeme. Yersen ben de size yedirtirim. Bu kadar. Bitti. Evet sevgili canlar bitti açılın. Sadece şunu söylemek istiyorum size muazzam bir sonuç burası. Bakar mısınız? Siz ermiş konumunda ilahi bir eş dirşil ve eril ve diyor ki yaradan her şekilde ben sana da istediğin kalpten bu erili istiyorsan vereceğim bu dişili istiyorsan vereceğim istemiyorsan da vermeyeceğim başkasını da istiyorsan vereceğim ve diyor bugüne kadar sana bunların yüzünden yaşattığım o acıları da yüreğinden sileceğim ömür bile hatırlamayacaksın bile senin o bütün hayalini sen kalbinden ne istiyorsan sana vereceğim diyor. Bu sizin için geçerli. Aynı zamanda da erile de diyor ki kupa kralı olarak giden eril ve dişillere adım at. Bu da kupa padişahısın sen aslında. Kupa padişahı olarak adım atman gerekirken atın sırtına şövalye olarak bindirdim seni atı sür diyorum. Çünkü sen aşıksın git hayallerini gerçekleştir. Çünkü bu gerçek bir aşk. Onunla itibarın yükselecek. Onunla yıldızın yükselecek.
Çünkü o seni masum sevdi. O çocukların da varsa, çocukların var diye. Ha, burada bir de şöyle bir senaryo var. Bu da açılımlarda da çok geldi bana. Bireysel açılımlarda da. Cennet Hanım çocuğumla beni kabul eder mi diye söylüyor. Çocuğuna ben ondan daha çok sahip çıktım. Harçlık verdim, ev açtım, evimde oda bile yaptım diyenleriniz var. Diyor ki hani sen eğer dişinin senin bu çocuğunu istemiyor diye düşünüyorsan 1, 2 fark etmez, 3, 4 fark etmez. Ben onun çocuğunu kabul ederim diyorsunuz zaten. Ha, burada ilahi sistemin size mesajı var. Sevgili haksızlık eden eril ve dişiler. Eğer siz gerideki sevdiğiniz eril dişilinize gelip kavuşmak istiyorsanız ve çocuklarınızdan dolayı sizi kabul etmeyeceklerini düşünüyorsanız öyle bir halt yok. O sizin yanılgınız, sizin illüzyonunuz ay çıktı. Zaten mide çalıştırıyor. Siz o illüzyonla öyle düşünüyorsunuz. Bu illüzyonu da ilahi sistem mide aracılığıyla size yaşatıyor. Sizin izzeti nefis sınavınız var. Nefis. Nefis sınavınız var, nefis. Tamam mı? O arimanla, o yasak elmadan o dişi alıp almayacağınızın sınavı var. Çocuklar bahane, onun bütün derdi para, para, para. Bitti. Fare çıktı. O yüzden seni bir tek seven masum dişi, o da zaten senin çocuğunu kabul ediyor. O yüzden gidip şu elmayı yeme, bu abanozu yaşatmayayım, bu yatağını yaşatmayayım. Sadece ve sadece sırf sen ondan boşanma diye Mida'nın oyunu, çünkü sen kutsal bir erilsin ve senin boşanman gerekiyor. Çünkü bu eril asla evli kalmaz burada bununla. Bitti tekamül. Asıl ruh eşine gitmesi gerekiyor. Çünkü kutsal eril, adı üzerine kutsal eril. Kutsal dişine gidecek. Oraya gitmelisin. Yoksa ilahi sistem diyor ki ömür billah senin koltuğa ben oturtmayacağım. Bırak Mida'yı. Bu Mida'nın yaptığı illüzyonlarla sen öyle sanıyorsun. Burada bir mesaj daha vereyim. İlahi sistem diyor ki nereden biliyorsun ki nokta nokta söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Sevgili Rumi'm sana sorayım. Şu an gelen sezgi bilişimde söylememi istediğiniz için mi? Söyleyeyim mi? Söyle dedi. Tamam söylüyorum. Şimdi diyor ki kısaca Rumi bakın. Ne düşündü bir söyleyeyim. Kartı çektim ne diyor. Sistem diyor ki şimdi cennet diyor. Bunlar şimdi diyor. Bu haltı yiyecekler yemesinler. Çünkü diyor böyle bir ihtimal söz konusu. Ay çok gülüyorum. Aslında diyor bu illüzyonları ben yaşatıyorum. Zannediyor ki dişilde diyor Mida'nın yaptığı malum şeyle ben ona kendi isteğim arzumla onu da diyor ihtimal vermiyor ya çünkü o enerjinin de etkisinde zannediyor kendini aslında diyor öyle bir şey de yok. Ben artık diyor onu da kaldırıyorum diyor ilahi sistem. Öyle yarın deme diyor nice yarınlar geçti gitti diyor. Dinarların yedisi yani tılsım yedirisi kafa karışıklığını şeyi bırakma artık erteleme bahane etme işte paraydı deyip çalışma. Burada çalışan bir eril vardır para yine para iş. Burada işte yeşil ağaçta çok güzel bir meyve toplar. Bu meyve de üzüm salkımına benziyor sanıyorum. Asma yaprağı üzüm ya salkımı gibi. O da zaten kutsaldır. Ve burada da yani elinde de hani onu böyle biçen küçük orağı vardır. Diyor ki çok güzel. Bu yasak meyve neyse bundan diyor bir dişi alma sakın almasın. Yarın yarın deyip de bahane edip ben çalışıyorum işte paraydı çocukla demesin diyor. Çünkü onu ilahi olarak Yaradan'ın emriyle onlara öyle zannettiriliyor. Şu an senin aracılığınla bizim mührümüz olduğunu bilsin. O ilahinin yaşattığı illüzyon eril ve dişil de zannediyorlarmış ki doğru tercih orası. Ben bunu bilinçli kendi özgür irademle bu seçimi yapacağım. Hani bu seçimi yapıp oraya gitmem gerekiyor. Çünkü o yönde düşünüyor, hissediyor yani. Mida'nın ay kartı vesaireyle yaptığı enerji. Bakın bu arada enerji kartı da yok aslında arkadaşlar. Bir büyücü kartı çıkmıştı o da dört dörtlüğü temsil ediyordu. Bakın aslında ilahi sistem diyor ki sadece onu kendi kafasında yarattığı kendi illüzyonları, kendi çelişkileri, kendi zehirleyici düşünceleri diyor. Aslında öyle bir şey yok diyor. O yok farz ederse de yok olacak. O illüzyon aslında ben yaşatıyorum diyor. Bugüne kadar da böyleydi diyor. Ay çok güldü. İlaçsız da diyor ki Mida'dan bildiniz Mida dediniz Mida ile yaptırdım evet diyor ama asıl ben
Hani siz hep diyordunuz ya, bugüne kadar bu eril bu dişil nasıl bu kadar kıt, anlayışlı zekası mı kıt, niye anlamıyor? Diyor ki yok hayır onlar öyle değil diyor. Sizin diğer yarın sizden farklı olmaz zaten diyor. O sadece çok saftirik olduğu için inandı diyor. Çünkü o bir çocuk gibi diyor, bir türlü evrilemedi, imparator koltuğuna oturamadı diyor. Gerçek aşk oldu diye inanamadığı için biz de oynadık onunla. Ay hatırlıyor musunuz önceki açılımda neydi? Ay başım ağrıdı. Hani polo çubuğu top misali vardı ya arkadaşlar. Siz de diyor ki ben aslında onunla oynadım o kadar diyor. Öyle bir şey yok diyor. Öyle bir illüzyonlar yaşattım diyor ve şimdi bu illüzyonu tekrar yaşatırım, o yine zannedecek ki diyor hani ben bu eril dişini bilerek isterim, kendim istiyorum, arzuluyorum, öyle çekiliyorum oraya gideceğim zannediyor diyor, tuzağa düşmesi. Cennet diyor. Çok şükür. Ay arkadaşlar benim ağrı başım ağrıdı. Gülmek için kahkaha atmak istiyorum. Çünkü çok güzel verdi. Kurban oldum. Peki bir tane giden eril dişine Rabbimizin mesajı nedir? Rumim senin mesajın nedir? Senin aracılığınla en ilahi mesajını alayım. Bir gidenler için bunları mı vereyim? Tamam. Oo, çok güzel verdi gidenler için. Ay anlatacağım arkadaşlar. Sıfır, aptal ol ki kalbin huzur bulsun. Sizden giden eril dişlinize iki kartı birden verdi. Ve bir adım at ya, bir adım at. İllüzyonlarla salak midyayla uğraşıp salak salak illüzyonlarla uğraşacağına diye inansın. Sen aşıksın, sıfır yeniden sıfırdan başlangıç yap, Allah yanınızda diyor. O zaman güce geleceksin kendindeki, bu da aslan da değildir artık, bu leopar kaplan gibi puma mıdır, hani çok güzel bir hayvandır ya, diyor ki aptal ol ki kalbin huzur bulsun, salak olma diyor biraz. Ya da biraz salak ol yani, hani aslında bir zihin çalıştırdın ya, hani belki öyle kalbin sesini duyarsın diyor. Ve diyor ki Allah aşkına arkadaşlar çok güzel, dinarların süvarisi, ey kalbim senin için müjde var. Hani diyorum ya yanlış basılmış, bunu anlamış o. Ey kalbim bütün güzel haberler sana olsun yani. Hani size artık haber, iletişim, adım atılacak ve bu artık fiilen kadar güzeldir ki, bakın kartı ne kadar güzel. Artık diye hani bu at ayağını kaldırdı. Hani vur gitsin diyor. Somut bir haber ve teklifle adım at artık diyor. Sizden de eril dişileriniz için gelen mesaj. Peki sizin için ne veriyor bakalım? Siz neredesiniz? Ondan sonra kapatacağım arkadaşlar. Çok yoruldum çünkü ateşim yükseldiğini. Bakalım. Peki sevgili Rabbim, ilahi sistemim, Rabbimizin izniyle sevgili Rumim. Geride haksıza uğramış olan, haklı olan, ilahi yolculuktaki olan, gerçek hakikatli eril dişile mesajınız nedir? Rabbimizin senin aracılığından mesajı nedir? Ya bu kadar olur arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar kartın içinde size verdikleri. Bakar mısın? Kurban olayım Allah'ıma, kurban olayım Rumime. Sayıyorsunuz. Sadece bir ufak bir şey var. O da ne? Rumi diyor ki şunu söyle diyor. Onların 21 numara olması için şunu söyle diyor. Bakın şimdi. Kadehlerin içi olanı, yani kupaların içi olanı, zevkler ve hoş şeyler ruh içindir, tüm renkler benimdir. Ay arkadaşlar bu da çok güzel. Şimdi hemen hemen o eski dişindirizi ay ben gülmekten konuşamıyorum arkadaşlar. Rumi o kadar güzel verdi, o kadar güzel verdi ki. Size de çok oturdum.
Hani demin ben dedim ya, ağlak ağlak olup hemen bir şey yapmayın. Bu yoldasınız artık. Bitti. Karar verdiniz. Verin artık ya da. Gideceksen git artık. Yani gitmiş ol. Zaten şu an bu açılımı da dinleme. Git yani dedim ya hani. İlahi sistem diyor ki, şimdi haksızlığa uğradığını düşünen bu gerçek asıl eril ve dişil diyor hani. Onlara de ki diyor, onlardan giden eril dişilleri için sürekli birilerine gidip her çiçek böcek konuyorlar ya diyor, o bitti. Söyle o bitti. Ve onlar artık onu düşünüp o enerjiyi çalıştırmasınlar. Bunu da başardıklarında diyor, 21 numara olmuş olacaklar diyor. Sizin sadece şu küçücük şeyiniz kalmış. Diyor ki sadece bunu bıraksın, tek eksik noktaları bu diyor. Ağlak olmasınlar, kalpte tezatlık yapmasınlar, eril dişilli. Hani ikide bir birine gidiyor, ikide bir birine gidiyor demese göndeririz yoksa diyor. Size öyle tehdit ediyor. Diyor ona son verdiyse siz 21 numarasınız. Ve bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? O kadar güzel verdi ki, kurban olayım Rumi'ye. Bakın şimdi. O kadar güzel verdi ki. Şimdi zaten burada masum, gerçek, hakikatli bir aşk var, değil mi? Ve siz diyorsunuz ki yeter ki gel, ben çocuğun adı kabul edeceğim. Belki diyorsunuz ki evimin kapısı da sana açık. Ya da işte sen bizim için başka bir ev açacaksan da ben kabulüm. Hani yeter, ilahi sistem diyor ki yeter ki sen işte o pasından arın, boşan git yani diyor, tamam mı? Ve ne dilerseniz dileyin ben vereceğim. Ve ne diyor ilahi sistem burada? Diyor ki artık diyor sen kupa şövalyesi olarak adım at. Çünkü sen aşık bir adamsın. Kupa kralı yani. Kupa padişahı. O karşındaki eşsiz biri diyor. Bir bilge, bir ermiş lambası olan biri diyor. Ve spiritüel tarafı benim diyor, o rehberim dünya planında diyor. O beni yansıtıyor orada diyor. Ve seni ben ona diyor emir verdim. O seni aydınlatıyor. Senin yolunu ona, onun yolunu sana çıkarttım. Senin haberin yok, onun da haberi yok. Şimdi öğrenin diyor. Ve eğer gelir de sen boşanıp git, veya işte tabii ki arkadaşlar size adım atacaklar, siz de hemen bugün boşanın demeyeceksin, o da bir süreç yani. Ama ilahi sistem ona diyor ki hani evlisin diye adım atmıyorsun ya diyor, bundan korkuyorsun o kabul etmeyecek diye, o diyor ki sen adım at. O boşanma sürecinde senin elini tutacak tek kişidir der aynı zamanda bu kart için. Ve dikkat edin, Laro Tarot'ta kutsal kadın boşanması gerekiyor diye bir kart yoktur arkadaşlar. Sadece eril için vardır. Eril olan eriller için vardır bu. Baba olan, eş olan, adam olanlar yani. Kadınlar değil, dişiler değil bu. Der ki boşa. Ve bu gerçek bir aşk ve çocuk. Ve der ki bu arada giden dişilleriniz de eğer evliyse tabii ki hani o da boşansın de. Ama burada şu senaryoda der ki o dişil zaten boşanmıştır yani. Hani o boş zaten. Hani evlenmemiş daha ya da. Evlenecekken belki daha evlenmedi. Kadehlerin dokuzusu, kupa dokuz. Siz Allah kalbinizden dilediğinizi size verecek. Ve diyor ki şimdi ilahi sistem. Ne dedi burada? Yarın deme, nice yarınlar geçti gitti. Dinarların yedisi. Oyalanma yani. Hani ben senin bir şeyler yaptığını bir göreyim. Hani sen hep bir şey yapıyormuş gibi ortada geziniyorsun ama sen bir halt yaptığın yok diyor. Ben şimdi seni fiilen ne yapacaksın görmek istiyorum. Yani gerçekten fiilen somutta diyor bir şey at yap diyor. Dişiline aşkla bir adım at diyor aynı zamanda. O zaten diyor sen onu kabul etmeyeceğini düşünüyorsun ya, o seni kabul edecek diyor. Onun için birazcık yani belki ilk defa birazcık duygu çalıştır. Kalpteki aşkın sesini, ruhun sesini dinle diyor. Biraz aptal ol ki yüreğin huzur bulsun. İşte sen sadece bu aşk tekamülüyle bu dünya planına geldiğin için sen sadece o aşkı hissettiğin an itibariyle biz senin o yüreğine o huzuru vereceğiz diyor. Bunun için de biraz aptal ol. Yani zihnini sadeleştir ki kalbin ve ruhun sesini duy. Artık o para, maddiyattı, midaydı, o çocuktu, işte paraydı, bırak onlar senin bahanelerin de, onlar bitti ve biz sana bunu öğret.
ki sen şimdi bunu biliyorsun diyor. Rumi mesaj verdi. Ve sadece yapacağın tek şey, bakar mısınız? Kupa kralısın, kupa şövalyesi olarak. Bu da zaten kupa şövalyesi gibi. Adım atıyor yani. Bakar mısın? Atı sür diyor. Kupa şövalyesi. Bu da tılsım şövalyesi. Her şeyi biliyorsun. Her şeyi yapabilirsin. Her şeyi de öğrendi. Ve sevdiğin 21 numaraya ulaştığında biz senin 21 numaraya ulaşacağına izin veririz denir aynı zamanda. Çünkü arkadaşlar çok önemli. Siz 21 numara olmadan oranın 21 numara olmasına izin verilmez. Onun için sizin 21 numaraya gelmeniz için ne dedi Rumi size burada? Çok güzel söyledi değil mi? Sen hani sürekli erilin acaba başka bir kadını da mı halletti, onu da mı halletti, ona mı gitti, onu da bıraktı, ona mı gitti? Hani Mida'yı da boş verdiniz artık, hani sizin ve Mida'nın üzerindekileri diyorsunuz ya diyor. Artık diyor o enerjiyi biz bitirdik diyor. Onun ruhundan onu temizledik, arındırdık. Artık sen o enerjiyi çalıştırma diyor. Tamam, bakın bu çok önemli. Siz buna ne zaman son verdiniz? 21 numara oldunuz. Siz ne zaman 21 numara oldunuz? Eril ve dişileriniz de 21 numara olmasına izin verilecek. Bu kadar önemli. Evet, sevgili ruh eşleri, ikiz ruh, doğal ruh, ikiz alevler, yolculuk süreciniz şu an bu şekilde. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Aşk kapıda, sevdikleriniz gelir. Allah'ın izniyle yazık elmadan diş almazlarsa kendi özgür iradelerinde nefis sınavları var. Sizin de nefis sınavınız var. Eril için artık başka çiçek böceği konuyor diye deme. Çünkü konmuyor, biz onu bitirdik diyor. Sen de bunu bitirdiğinde o kalbinde, yüreğinde o tezatla hala başkasına gidiyor diye. Hayır diyor. O sende. Biz sana verdik. Sen tamsın aslında. Ama sadece gereksiz yere bu enerjiyi çalıştırıyorsun. Bu enerjiyi çalıştırma diyor yani. Bu enerjiyi çalıştırma. Senin elin artık başka çiçek böcek koklamıyor. Çünkü tek eşli oldu. Ve 21 numaraya evriliyor. Kendi bütünlüğünü sağla. Yani hala o kalpteki tezatlığı yapma ki sen kendi tamamlanmanı yaşa ki senin eril ve dişilinde yaşasın, sana gönderelim diyor. Tamam. Okey, bitti. Hadi bakalım, hayırlı ve uğurlu olsun. Kavuşanlar, iletişime geçenler, bana da bildirin olur mu? Çok büyük mutluluk duyarım. Yorumların altına yazabilirsiniz. WhatsApp'tan yazmanıza gerek yok. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah yatalak olmam, tekrar yatmam. Hadi görüşürüz.